Evet, yayınımıza tekrardan yeni açan izleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz. 15'li rugby milli takımımız Rugby Europe Konferans Ligi C grubunda ilk maçına çıkıyor. Moldova ile oynayacağız. Yeni bir ekip, böyle yeni bir antrenör ekibi, yeni bir oyuncu ekibi, çok büyük umutlarla hazırlanılan yeni bir sezonun içerisindeyiz. Rüzgarlı bir hava var bugün. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da yağış bekleniyordu ama şu an için hava açık. Umuyoruz ki böyle de devam edecek. Önce Zafer'e birazcık söz vermek istiyorum. Maçla ilgili, yani bu maçla ilgili genel beklentilerimizi, takımımız çok önemli bir kamp zamanı da geçirdi. Sen de onlarla beraberdin kamp süresince Evet. Edirne'de. Ne bekliyoruz bugünden, ne bekliyoruz bu milli takımımızdan? Milli takımımız bu karşılaşmaya Edirne'de hazırlandı. Yaklaşık 15 gün süren bir kampla geldik buraya. İlk haftası daha çok aramızda test maçı yaparak geçti. Gelecek olan Fransız antrenör Loren takımı görmek istemişti. Sporcularımız ilk hafta kendisini göstermeye çalıştılar test maçlarında. Sonrasında koçun katılmasıyla birlikte temel gördüğü eksiklikler üzerinde durdu. Gerçekten verimli bir hafta geride bıraktık. Koçun gelişiyle birlikte takım üzerinde gerçekten önemli değişiklikler yaşandı. Şu an hem oyun olarak hem mental olarak maça en hazır şekilde sahaya çıktı gençler. Umarım bize bugün maç sonunda galibiyet sevincini yaşatırlar. Evet, maçta az önce Moldova'nın kickoff vuruşuyla başladı. Milli takımımız karşıladı ve şu anda hakem Yunanistan Federasyonu'ndan Filip Manolopoulos'un düdüğüyle durdu. Scrum kullanılacak. Ufak ufak biz maç içerisinde şeylerden de bahsedeceğiz, kurallardan da bahsedeceğiz. Az önce Moldovalı oyuncu topu elinden öne doğru düşürdü. Rugby'de topların ileriye doğru pas atılması ya da elden öne doğru düşürülmesi yasaklı. Bu yüzden Scrum, Türkçe'ye kenetlenme olarak çevirebileceğimiz bir oyun başlatma organizasyonuyla maç başladı. Hakemden bir düdük, penaltı. Şu an lehimize bir penaltı çalındı. Top Ensar'da sanıyorum. Evet, topu line-out'a atarak avantaj sağlayacağız, mesafe kazanacağız. Yani bu maçı hazırlanırken hem takım hem bizler Moldova'nın Çekya ile yaptığı maçı izlemiştik. Orada gördüğümüz Moldovalı oyuncuların özellikle forvet takımının fiziksel olarak kuvvetli olduğuydu. Hacimli oyunculardan oluşuyorlar. Ancak bizim forvetlerimiz kadar mobil değiller. Scrumları ve mauların çok kuvvetli olduğunu görmüştük Çekya maçında. Bizim takımımız şu an ilk scrumda iyi dayandı ve line-out'la oyunu tekrardan başlatıyoruz. Line-out atışı Güzel bir kullanıldı. başlangıç. Mert aldı, çok güzel. Çıkarttık şimdi Aykut. Ömer Faruk'a doğru verdi. Sol tarafa doğru açmak istedik oyunu. Mustafa Kaplan'a kadar geldi. Mustafa breakdown'da, rock pozisyonunda topu tekrar kazandık. Orada mücadele hala devam ediyor. Yusuf topu açtı. Forvet oyunlarıyla şu anda kendi yarı sahamızın sonlarına doğru topu getirmiştik ki Maalesef bir aleyhimize top penaltı kaybı çıktı. oldu. Bu sanırım hakem burada topu bırakmama vuruşu çaldı burada. Ben Oyuncu off the feet gördüm. aynen. Ya burada Moldova penaltısıyla Bu oyun tekrar üçlü başlayacak. pekimiz, iki Mehmet, bir de Efe Fransa'da geliyorlar. Fransa'da rugby hayatlarına devam ediyorlar. Yani 8 tane forvet oyuncumuzdan 5 tanesi yurt dışından gelen oyuncular yanlış bilmiyorsam. First Row'da oynayan Efe 18 yaşında. Fransa'da en üst seviyenin bir altında oynuyor. Gayet geleceği olan bir İlk arkadaşımız. milli maçına çıkıyor sanırım. Aynen öyle. Aynen. Takımın çaylaklarından. Hooker'ımız Mahir Kaya Almanya'dan geliyor. Almanya'dan katıldı takıma. Mehmet Kılıçkaya da Fransa'dan geliyor. O da genç bir kardeşimiz. Zamanında babasını da milli takımda izlemiştik. Ramazan Kılıçkaya'da ne Aynen, olur? aynen Rugby, öyle. yani Türkiye'nin efsane 9 numaralarından diyebiliriz Aynen. kendisine de. Bugün lock pozisyonunda oynayan Mehmet Dumrul, o da Fransa'dan aramıza katılanlardan. Daha önce milli takımımıza forma giymişti. Ve Hatta çaldık topu bu arada. evet Çok çok güzel. güzel. Mehmet aldı. Bravo.
Şimdi Yusuf'la beraber oyunu açtık. Ömer Faruk uzaklaştırdı topu. Bu güzel. Bu tarz kick vuruşlarını evet. rugby'de görürüz çok fazla. Çünkü oyunun kendi yarı sahanıza, try noktanıza yakın yerde çok fazla oynanmasını istemezsiniz. Evet. Moldova da bize doğru gönderdi. Bugün Oğuzhan Demir. Fullback'imizde Oğuzhan Demir var, tecrübeli bir rugbyci. Ve ilk maçına çıkıyor bu yaşında. Onu da buradan tebrik ediyorum. Kendisi de benim çok uzun yıllardır takım arkadaşım. Birazcık ona bir pozitif ayrımcılık da yapacağım buradan. Aykut'a doğru tekrar açtık. Aykut da topu Moldova yarı sahasına doğru gönderdi. Bakalım, hakemin bir düdüğü var. Offside kararı. Rugby'de topların, hani az önce şeyden bahsetmiştik, ileriye doğru gitmesinden bahsetmiştik. Aynı şekilde oyuncuların pas verirken de kendisinden daha ileriye doğru bir oyuncuya atması yasak. Evet. Bu tarz kick vuruşlarında da bu offside kuralına dikkat etmemiz gerekiyor. Ensar'ın vuruşuyla penaltının çıktığı yerden line out'u kullanıp oyunu tekrardan hareketlendireceğiz. Ben burada çok kısa, hemen hızlıca bir takım kadromuzu saymak istiyorum. 1 numara Efe Yeşilyurt, 2 numara Mahir Kaya, 3 numara Mehmet Kılıçkaya, 4 numara Alperen Kademli, 5 numara Mehmet Dumrul, 6 numara Cihangir Yalçın, 7 numara Oğuzhan Trendez, 8 numara ve takım kaptanımız Mert Zapçı, 9 numara Yusuf Sarıcan, 10 numara Ömer Faruk Pir, 11 numara Burak Özkan, 12 numara Aykut Kanaçlar, 13 numara Eyüp Enserdaş, 14 numara Mustafa Kaplan ve 15 numara Oğuzhan Demir. Hem tecrübeli hem de genç oyuncuların birlikte güzel bir harmanlandığı kadroya sahibiz şu anda ve ikinci line-out'umuzdan da çok güzel ayrıldık Mehmet Kılıçkaya'nın attığı line-out'la. Şimdi Yusuf Mehmet Mahir Kaya'ya verdi topu. Orada sert bir Moldova savunmasıyla karşılaştı. Yusuf açtı tekrar Ömer Faruk'a. Oğuzhan sağ kanada kadar geldi ve yardımcı oldu. Hakemin düdüğü ve top güzel bizim. Offside cezası daha çok güzel. Böyle penaltıları toplamamız işimize yarayacak. Özellikle rakip sahaya geçtiğimizde vurabileceğimiz yerlerden mutlaka vurmamız gerekiyor. Üçer üçer toplamamız gerekiyor. Bugün geçmişte de hava... bunun cezasını çok çektik. Rüzgarlı. Umarım... biraz belki zor olabilir. Kickerlara güvenmek gerekiyor. Aynen öyle. Ya ama en azından vurmasak bile şu anda bu penaltıyla kick vuruşunu kullandık ve en az 15 metre ileriye doğru attık ve topu ileriye doğru götürdük. Line out'larımız da maçın başı gibi. Aslında line out atanlar için de zor bir durum. Statta ciddi bir rüzgar var. Aynen. İkidir. Mehmet güzel atıyor. Umarım böyle devam eder. Line out'un temel kurallarından da topu atan oyuncunun neutral zone denen, yani orta alana, iki tarafa da taraflı olmayacak şekilde tam ortaya atması gerekiyor. Ama buradaki tabii sizin hani hücum eden takım olarak avantajınız, siz oyunu biliyorsunuz. Bir orada hani taktik yapıyorsunuz ve nereye atmanız gerektiğini bilerek burada avantaj sağlayabiliyorsunuz. Savunma burada araya girmiş. Mehmet de çok güzel bir refleksle topu çalmış ama Moldova savunması onu ileriye atmış. Oyun dışına atmış. Line out eşleşti diyebiliriz. Bu arada çok rüzgarlı bir alandan biz de yayınımızı yapıyoruz. Mikrofonlarımıza rüzgar sesi gelebilir. Buradan seyircilerimize biz de kusura bakmayın diyoruz. Moldova line out'uyla oyun başladı. Moldova'nın da çok Zafer'in de bahsettiği gibi önemli forvet oyuncuları var. Burada baskı yapmamız gerekiyor. Bravo Ensar. At takılı. Savunmamız burada. Tekrar Moldova'yı yarı sahanın 2 metrelik gerisinde durdurmayı başardı. Geriye doğru bir top orada canlandı. 15 numaralı Adrian Adam, o da baskı, en baskı önemli devam, oyuncularından. Moldova'nın Alperen var savunmamızda. Tekrardan sola doğru açıldı. Yusuf çok güzel bir tackle'la durdurdu. Bacaklarına doğru yattı. Ve bravo, penaltıyı da kazanmış olduk. Bravo, çok güzel. Çok önemli bir savunmaydı burada. Özellikle Moldova yarı sahasında bu tarz onları hataya göndermek önemli. Ve sanırım şu an vuracağız. Aynen, senin de bahsettiğin gibi. Bakalım maçın ilk penaltısını kim kullanacak? Oğuzhan Demir kullanacak. Ona da buradan şans diliyorum. Biraz kadro yapımızdan bahsedelim. Forvet oyuncularımızın 5 tanesinin yurt dışından, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan gelen oyunculardan oluştuğundan bahsetmiştik. Ama bek kadromuzun hepsi hem genç hem de tecrübeli. Yani ülkemizde rugby sporunu sürdüren oyunculardan oluşuyor. Neler söylemek istersin bek kadromuzla ilgili de? Yani hibrit bir kadro var orada. Dediğin gibi hem gençlerden hem tecrübeli oyunculardan oluşan.
Zaten tecrübeliler uzun yıllardır milli takımda oynuyorlar. Aykut. Ki genç dediğimiz arkadaşlar da hem Sevens'ta hem 15'li rugby'de birçok milli maça çıktılar. Onlar da artık aslında tecrübeli sınıfında sayılabilirler. Aynen. Yani genç yaşlarda bugün, başlamalarının avantajı aynen olarak. Aynen öyle. Yani bugün back kadromuzdan beklentimiz ataklarımızı sonuçlandırması, açık alanda yaptıkları oyunlarla Moldova'ya üstün gelmesi ve bizi sayıya ulaştırması. Bu arada Oğuzhan'ın penaltı vuruşu isabetli olmadı. Top dışarıya da çıkmadığı için Moldova oyunu kullandı ve bize doğru gönderdiler. Şimdi Ömer Faruk'la oyunu hareketlendirdik. Destek gelmesi lazım. Evet, çok Cihangir güzel orada. Cihangir Rak'a girdi. Ve penaltı Moldova'nın. Topsuz alanımı hareket kabiliyetini engelleyecek bir hareket yapıldığı yönünde hakemin. Burada bir perdeleme var. Tackle atmaya çalışan oyuncuyu engelliyor. Sakat oyuncumuz var şu anda, tedavisi yapılıyor. Tam olarak numarasını ben göremedim buradan ama umarız önemli bir şeyi yoktur. Sürede durdu bu arada. Ben de seçmeye çalışıyorum ama Yusuf sanırım. Evet, Yusuf, orada darbeye kattı. Alan. Aynen. Bir şey yok. İstersen bu boşlukta değişen formattan bahsedelim. Tabii, tabii ki. Avrupa Rugby Birliği 2023-2024 sezonuyla birlikte yeni bir formata başlıyor. Daha öncesinde konferans ligleri birinci ve ikinci seviye olarak oynatılıyordu. Bizim ülkemiz Türkiye konferans 2 seviyesinde yarışıyordu. Hı-hı. Moldova takımı ise konferans 1'deydi. Aslında bizden daha üst bir seviyeden geliyorlar. Hı-hı. Artık bu yeni formatla birlikte 2 seviye birleştirildi. 17 takım 4 grupta toplandı. Hı hı. Türkiye C grubunda yer alıyor. C grubunda rakipleri Bulgaristan, Sırbistan ve Moldova. Biz geçmişte Sırbistan ve Bulgaristan'la da maç yapmıştık. Moldova ile ilk defa oynuyoruz diyebiliyorum. Hı hı. Umarım güzel bir başlangıç yaparız. Bu arada, şu ana kadar 10 dakikadır da güzel gidiyoruz. Hı hı. Bu arada Moldova penaltı vuruşunu ileriye doğru güzel bir vuruş geldi. Ve bizim yarı sahamızdan 22 metremize yakın bir noktadan güzel bir line out'la da Moldova oyunu sol tarafa doğru açıyor şu anda. En solda 11 numaralı oyuncuları Anatoli Evdomimenko orada topla beraber yere düştü. Tekrar açıldı top. Güzel bir savunmamız var orada. Oraya yığılmamak lazım. Tekrar oyun sağ tarafa doğru açıldı. Moroşanlı. Güzel. Güzel bir tackle ve top kaybı. Oğuzhan'la beraber oyunu hızlandırdık. Oğuzhan topu kickle uzaklaştırdı. Hakemin kararı ne olacak orada? Hakemin kararı scrum. Avantajımıza dönüldü. Top bizim. Nakon avantajımız vardı. Aynen. Avantaj kuralı rugby'de ya birçok spordan belki de en net olarak kullanılan ve hakemlerin bunu müsamaha gösterdiği kurallardan bir tanesi. Yani uzunca bir süre, yani en az böyle 10-11 pozisyon, 12 pozisyon bile avantajı devam ettirdiği oluyor. Avantajın devam etmesini sağlayan da, aynen, avantajın devam etmesini sağlayan da burada o takımın kendine avantaj sağlayacak şekilde hücumunu devam ettirilebiliyor olması. Artık ileriye doğru gitmediğini anladığı anda ya da bir hatalı bir şey yapıldığı anda hakem oyunu durdurup bir önceki hatalı anın yapıldığı noktaya oyunu döndürüyor. Bravo. Çok güzel bir scrum ama hakemin orada hareketini göremedim. Sanırım kavrama noktasında bir sıkıntı var proplarımızın. Ya scrum da çok ilginç, rugby'nin hani ilginç alanlarından bir tanesi. Acayip bir teknik. 8 tane sahanın bir taraftan 8, bir taraftan 8, 16 tane sahanın en ağır adamının, evet,
yaklaşık 1,5 tona yaklaşan profesyonel seviyelerdeki iki tarafın birbirini ittiği bir... Yani rugby kurallarında özellikle sporcuyu korumak üzerine kurallar çok fazla. Scrum'larda bu first row dediğimiz oyuncuların birleşmesinde, İlk pozisyon almasında evet çok önem veriliyor onlara. Yani herhangi bir olumsuz veya tehlikeli durum görüldüğünde hakemlerin oyunu durdurması, Scrum'ı yeniden kurdurması istenir. Scrum'ın da yıllar içerisindeki gelişen kural, değişen kurallarında da işte bu first row'ların, second row'ların sağlığını, boyun sağlığı, omuz sağlığı, evet, kafa sağlığını daha hani rahat bir noktaya getirebilmek için kurallar özellikle değişiyor. Özellikle first row ilk bölgesinde kontakların... oynayan arkadaşlar bizi daha iyi anlayacaktır. Birçoğu boynundan sıkıntı yaşıyordur. Ah benim, o fıtıklar. Bu arada Moldova scrum sonrasında evet, kazandığı penaltıyı başarılı ve 3-0 öne geçmiş oldu Moldova. Aslında şu noktaya kadar işte rugby'nin gerçekten buradaki hani penaltılarla, kicklerle ileriye uzaklaştırmak istememizin sebebi bu. Kendi yarı sahanıza, try zone'unuza yakın noktalarda yapılacak hatalarda bu tarz penaltılarla, alan golü vuruşlarıyla 3'er puan, 3'er puan ne kadar iyi de oynasanız geriye düşme durumunuz var. Ama olsun, iyi başladık maça. Bunu geri döndüreceğimize aynen, ben eminim açıkçası. Daha maçın başındayız. Gayet ortada oynanıyor. Takımımız Moldova karşısında direnç gösteriyor. Yusuf'un kick-off vuruşuyla oyunu tekrardan hareketlendirdik. Moldova, güzel, evet, top bize kaldı. Orada ellerinden kaçırdı topu ve yanlış görmediysem Oğuzhan hemen aldı. Return'ı yapamadılar. Ve bir penaltı güzel kazandık orada. Oyuncu, tackle yapan oyuncu yerdeki oyuncumuzu bırakmadığı için penaltı kararı bizim. Bakalım ne yapacağız? Vuracak mıyız yoksa oynayacak mıyız? Şu anda Rugby Dünya Kupası oynanıyor. Rugby Dünya Kupası'nda da ben çok fazla bu bölgelerde kazanılan penaltıların hani quick play ile oynanıldığını çok görüyorum. Hani yüksek seviyelerde aslında çok fazla yapılmazdı uzun yıllar. Ama son yıllarda bunun da değiştiğini görüyoruz. Bakalım biz ne yapacağız? Aynen vuracağız. Şu an vuracağız. Oğuzhan ilk atışından, ilk vuruşundan sonuç alamamıştı. Bakalım. Çok rüzgar var dediğimizde gibi. Şu an stadyumda bir sessizlik var. Tabii şu noktada hani bizim stadyumumuzda bugün evet çok önemli bir kalabalık var ama hani tıklım tıklım belki değil ama böyle tıklım tıklım 100 bin kişi, 80 bin kişiyle oynanan rugby maçlarında bile o sessizliği görmek evet, çok hoşuma gidiyor benim de. Topa aynen, vuran oyunculara duyulan saygıdan dolayı başarılı bir kick. Bakalım hakemlerin bayrakları da gördük. 3-3'e getirdik skoru. Oğuzhan Demir ilk rugby maçında sayıyla buluşmuş oldu o da. Reaksiyon göstereceğimizi zaten söylemiştik. Hiç bir dakika bile sürmedi. Hemen beraberliği sağlamış oldu milli takımımız. Yani rakibin yaptığı ufak bir hata bizim hemen cevap vermemize sebep evet, oldu. Yani rüzgarı mesela hani bu tarz konularda ters bir şey gibi, avantaj gibi görüyoruz ama bir taraftan da işte kick off'umuzu evet, karşılayamadılar rüzgarın da etkisiyle. İki takım lehine veya aleyhine. Aynen. Dikkat etmek lazım. Bravo Yusuf. Çok güzel karşıladı ve ileriye doğru şimdi beraber gönderdi, yükselmemiz lazım. Sekip çıktı sanırım. Ve topun güzel çıktığı yerden. Aynen öyle. Kullanılacak burada line out. Bayağı bir mesafe ittirmiş olduk Moldova'yı. Özellikle son dönemde değişen kurallarla birlikte kick oyunda bu yapılan vuruşlar önem kazandı. Hatta bazı maçlarda izlerken görüyorsun sürekli kickler yapılıyor aynen, karşılıklı. Ben bundan keyif alanlardanım ama ya, birazcık oyun ya oyun yani izlenme zevkini de düşürüyor hani birazcık ya, böyle ben şey itibariyle seviyorum. İstop gibi sen bana tutacak mı, kaçıracak mı? Çünkü evet, ufak bir hata çok büyük kesinlikle bir avantaj sağlıyor karşı tarafa. Çünkü karşılama anında top elinizden öne doğru düştüğü anda direkt top kaybı. Aynen öyle. Güzel bir line out geldi Moldova'dan burada. Rakibi sağ tarafa lazım, doğru açtılar topu. Bravo, adam paylaşımı güzel. Adam'a kadar geldi burada top. Enser'in tackle'ı. Line'e geç Mustafa, uğraşma abi. Şimdi Moldova ileriye doğru topu tekrardan uzatacak. Oğuzhan hata yapmadı. Yusuf'a doğru. Yusuf bir fake gösterip topu ileriye doğru gönderdi. Bakalım nereden çıktı top. Moldova yarı sahasının içerisinden. Sanırım hakem bir temas olduğunu söyledi ve Türkiye'ye verdiler topu.
Türkiye line-out ile hareketlenecek tekrardan. Evet, yardımcısına da baktı orada. Evet, hakem, yan hakem şu an gösteriyor. Türkiye'yi gösteriyor. Bizim topumuz olacak. Çok güzel. Yusuf orada adam önüne çıkmıştı burada. Tekrar da izliyoruz. Önündeki baskı yapan oyuncuların. Tabii biz buradan net olarak göremiyoruz tekrarda da belki ama hakem oldukça yakın ve line-out'u kullandık. Bu sefer birazcık acele ettik gibi geldi bana. Moldova topu kaptı. 9 numaraları Vasile Sandulescu topu çıkarttı. Şu ana kadar yani hani evet forvetlerinden bahsettik Moldova'nın ama hani bir ağırlık kurmalarına izin vermedik. Burada penaltı 3 numaralı oyuncumuz için yanlış görmediysem. Bakalım burada izleyelim. Efe'ye çaldı muhtemelen. Hayır, bir evet, numara. Bir numara. Tabii bu break time'lar yani rak pozisyonları da rugby'nin önemli taraflarından bir tanesi. Hani hem kurallar dahilinde oynamanız lazım hem de güzel bir kick geldi burada. Mihail Diakon'dan Moldova'da. Bayağı bir mesafe kazandırdı takımına. Line out'la tekrar oyunu sürdüreceğiz. Line out'ların ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. İşte maçın başından beri ne kadar çok kullanıldığının ve ne kadar önemli noktalarda evet, bunun kullanıldığını görüyoruz. Yani burada Moldova tarafını düşündüğümüz zaman hani burada yapacakları iyi bir organizasyonla yani sıraya gidebilecekleri bir noktadalar. Şu an zaten bizim 22 metre içimizde başlattılar oyunu. Gerçekten dediğin gibi tehlikeli bir alan. Tekrar 15 numaralı oyuncu Adam'a kadar geldi top. O güzel. Güzel bir hamle. Nakon olması gerekiyor. Evet. Bakalım tekrar hakemin kararı ne olacak? Bizim oyuncumuz uyarıyor. Burak Özkan'ı uyarıyor. Sanırım uyarır. Tackle sırasında başına bir müdahale aldı. Acaba kanaması mı var? Sağlıkçılar geliyor şu anda. Evet, küçük bir açılma var sanırım. Hakem de. Belki biraz daha yakından görebilirsek. Kenara geldi şu anda Burak. Milli takımımızın scrum'ı ile oyun sürecek. Nakon kararı. İşte bu aynı bu buraya çok yakın bir yerden ikinci nakon oldu bu Moldova'yı zorladığımız. İşin savunma tarafında buralarda forvetlerine gerçekten yaptığımız tackle'larla çok güzel baskı kuruyoruz. Topu hani üst üste fazla faz yapmalarına, hani böyle hücum setlerine oturtmalarına izin vermiyoruz. Ya bir top kaybı oluyor ya orada top canlanıyor. Yani şu noktaya kadar dediğimiz gibi iyi gittiğimizi söyleyebiliriz aslında. Evet, geçen 20 dakikada hani bir analiz yaparsak gerçekten dengeli bir oyun var. Milli takımımız Moldova karşısında deniyor. Forvetlerimiz rakları tutuyor. Başarılı kickler yaptık. Bir alan golüyle sayı da bulduk. Ortada giden bir maç. Umarım sayılarımız devam eder. Biraz da şu arada bakalım oyun hareketlenecek mi? Yeni teknik kadro yapısından da bahsedelim. Koçumuz Loren'den bahsetmiştik. Onunla beraber yardımcı antrenör kadromuzun içerisinde hani uzun yıllardır hani Türkiye liglerinde oynamış, takımların içerisinde yer almış işte Miraç Ertürk, Emin Erden, Serhat Doğan, Tamer Turan isimlerini teknik kadroda görmek bizler için de çok güzel. Gerçekten ben onları orada görmekten çok mutluyum. Çünkü Türk rugby'sine bu kadar hizmetler vermiş arkadaşlarımızın, sporcularımızın artık hani bu noktalara gelmesi çok güzel. Bu arada oyun çok güzel, iyi hareketlendi. Aykut çıktı. Aykut orada pası verebilseydi kanattaki arkadaşımız bayağı ciddi mesafe kazanacaktı. Mert orada iyi bir tackle geldi Moldova savunmasından. Yusuf tekrar hemen geldi ve açtı. Ömer Faruk çok güzel sıyrıldı ama penaltı olması lazım. Pası istediği evet, gibi değil ve topsuz adamı bak, orada. Bak Gökbey şunu gördün mü? Ömer Faruk biraz önce forvetlerin arasına girdi ve topu aldı. Buradaki amaç oyunu genişletmek. Hazırlık aşamasında konuştuğumuz bir aksiyondu bu. Bizim forvetlerimiz ne demiştik? Moldova forvetlerine göre daha mobiller. Elleri çeşitli iyi. Manipülasyonlarla rakip savunmayı tehdit etmemiz gerekiyordu. Bu da nedir işte? Oyunu genişletmek, araya halfbacklerin girmesi,
paslar, işte ekstra paslar, işte ayna koşulları vesaire. Şu an bunları yapıyoruz ve gerçekten verim almaya başladık. Ömer'in araya girmesi orada bize penaltıyı kazandıran çok güzel. Oldu. Ömer'e de buradan tebriklerimizi söylüyoruz. O da yaklaşık yani son 3-4 milli maçtır 10 numara pozisyonundaki formayı kaptı gibi söyleyebiliriz. Performansını da yükselterek devam ettirmesi çok önemli onun için de hem de milli takım için de. Çünkü 10 numara pozisyonu hani rugby'de bir milli takım için hani herhangi bir rugby takımı için tabii ki de çok önemli bir pozisyon. Takımın beyni olması gereken insan. Ömer'in de umarız uzun yıllar bu beyinliği gerçekleştirmesini isteriz. Line-out'la beraber topu başladık ama istediğimizi alamadık orada. Çaldı Moldova takımı. Savunma çizgimizi oluşturduk. Moldova bakalım 9 numarası bir box kick mi yapacak? Hayır, forvetlere verdi. Forvetler bir pick and go dediğimiz yani 9 numaradan pas almadan kendilerinin gittikleri bir oyun. Tekrar bir forvet oyunuyla daha oyunu hareketlendirdi Moldova. Buralarda topla oynamaları ilginç. Evet, Adam 15 numaraları kickle topu uzaklaştırdı. Burak var. Burak'ın da başına bandajı yapıldı ve sahaya geri döndü. Ömer'e doğru açtı. Bravo. Ömer çok güzel bir line break geldi. Ömer bir adam daha geçmek istedi ama Moldova savunması orada ve penaltı bizim. Daha. Bravo Ömer. Tekler ayrılmadı ve penaltıyı kazandık. İşte izliyoruz. Çok güzel sıyrıldı oradan. Bir sonraki rakibi penaltıyı kazandırdı bize. Kickle oyunu hareketle kickle bakalım. Evet, yine vuruyoruz. Alan gol deneyeceğiz. Bakalım bu sefer Ensar var mı? Hayır. Evet, Ömer. Top Ensar'da şu an. Oğuzhan geldi Oğuzhan tekrar. Abi. Ömer Faruk çok güzel bir line break yaptı orada. Bu bir anda yapılan kick vuruşlarında kiki yapan takımın oyuncuları eğer aksarlarsa yükselirken mutlaka açık alanda boşluk bırakıyorlar. Hı hı. Bizim de back hattımızda gerçekten iyi oyuncularımız var. Hı hı. Buldukları boşlukları değerlendirecek kapasiteler. İşte gördük Ömer. Hı hı. Biraz önce Burak yaptı. Burada senin söylediğin şeyi şöyle tamamlayacağım. Evet, çok önemli bir noktaya değindin. Kiki yapan oyuncunun da vurmasıyla beraber o ileride kalan takım arkadaşlarını aktif bir yere getirebilmesi için en hızlı şekilde ileriye doğru kaçması. Bakalım. Başarılı. Ve başarılı. 6-3 öndeyiz. Bravo Oğuzhan. İkinci penaltıdan. Üçüncü, kendisinin üçüncü. Başarılı olan ikinci penaltısı oldu bu. 6-3'e geldi skor. Milli takımımız ilk yarıda 25 dakikayı geride bıraktık ve öne geçmiş olduk. Moldova karşısında Konferans Ligi, Rugby Europe Konferans Ligi C grubu birinci maçında. Kick pozisyonlardan bahsediyorduk. Oyuncu kiki yapan oyuncunun da koşarak o ileride kalan arkadaşlarının hepsini aktif alana, aktif zona sokması gerekiyor. Yoksa hani o koşmazsa o ileride kalan oyuncular topu alan karşı takım oyuncusuna tackle'da yapamazlar. Aynen. Tekrar bir penaltı yemek zorunda kalırlar. Moldova kickoff'uyla oyun tekrar hareketlendi. Milli takımımızda Yusuf Ömer'e doğru verdi. Ömer hiç topla oynamadı. Hemen kickle oyunu uzaklaştırdı. Çok güzel bir kick geldi ve sahadan da sekerek dışarıya çıktı. Neredeyse. Bu arada top yine bizim. 22, sanırım oyun, Moldovalı oyuncunun 50-22 oldu. Rakip girmek için de mi çıktı? Evet. Orada çok olduğu için 50-22 kuralı olduğu için top milli takımımızda Mehmet'le beraber line-out'u kullanacağız. Mehmet Kılıçkaya. Burada başarılı bir line-out oluşturmak çok önemli. Artık rakibin 22 metre içerisindeyiz. Mehmet'in de ilk rugby maçı bu. Milli takımımızla çıkacağı. Kalabalık girdik line-out'a. Acaba Moğol olabilir mi? Güzel. Mert orada güzel bir oyun. Moğol yapacağız. Bravo, sürmeye devam etmemiz lazım. Molde rugby'nin belki de en teknik taraflarından bir tanesi. Uzatmadık çok fazla. Ömer'le açtık. Ensar en sağa doğru Burak'a. Ah. Burak istediği gibi yakalayamadı. Top elinden öne doğru düştü ve top kaybolacak. Güzel açmıştık topu sağ kanada kadar. Yani hani böyle rugby'nin basic'lerini çok güzel oynadığımız bir noktadaydı. Line out'u aldık. Molümüzü kurduk. Topu açtık. Kanada kadar gitti.
Ama Burak istediği gibi orada topu yakalayamadı ve top kaybı olacak ama olsun. Gerçekten bu temel hareketleri bu kadar düzgün yapabiliyor olmak çok güzel, umut verici noktalar hepimiz aynen için. Aynen öyle. Deniyoruz, denemeye devam edeceğiz. Daha önümüzde süre var. Eminim sonunda tıraya ulaşacağız. Ki dikkat edersen son dönemde dünya rugby'sinde açık alan oyunlarında bu dummy koşular, sonrasında kanada atılan uzun paslar çok fazla kullanılmaya başlandı. Kesinlikle. Dünya Kupası'nı takip edenler bunu görecektir. Alan yaratmada çok fazla kullanılıyor. Bizim de mutlaka repertuarımıza eklememiz gerekiyor bu oyunları. Çok doğru. Ben de tam şeyden bahsedecektim. Yani forvetlerimiz şu ana kadar çok yorulmamış bile olabilirler. Çünkü hani oyunun her alanını kullanıyoruz. Forvet oyunları evet. da yapıyoruz. İşte molly yapıp topu kanada doğru açıyoruz. Beklerimiz de oynuyorlar. Böylelikle hani rugby 80 dakika oynanan bir spor ve oyuncular bu sert mücadele sporunun içerisinde kondisyonlarını da yüksek tutabilmeleri için hepsinin oyuna dahil olması çok önemli. Yani hani çok fazla forvet oyunuyla forvetlerimizi ikinci yarıda ölü bir yerde bırakmamak lazım. Güzel bir savunma geldi ama hakemin kararı ne olacak? Moldova topu hakem. Yanlış görmediysem. Penaltı verdi Moldova. Scrum çıkışında bir hata olması. Bu arada koçumuz maça hazırlanırken yedek oyuncularımızı seçerken forvet ağırlıklı bir yedek kulübesi oluşturdu. Bir tane 9 numara yedeğimiz, bir tane backline yedeğimiz var. Geri kalan arkadaşlarımız forvet kökenli. Evet yani çünkü onların değişmesi bu en çok buradaki fiziksel şeyi onlar yaşıyorlar. Moldova'nın forvet özelliğini bildikleri için arkadaşlarının yıpranması ihtimaline karşın böyle bir önlem alındı. Moldova penaltıdan kazandığı vuruşu line out'a doğru yaptı. Çok güzel bir vuruş gelmedi. Kendi yarı sahalarının içerisinde kaldı. Bu arada Moldova takımı handling hatalarına devam ediyorlar. Yine bir nakon yaptırmışlardı. Ama penaltı avantajı olunca. Güzel, bizim işimizi kolaylaştırır. Kesinlikle. Yapmaya devam etsinler. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Line out'un içerisinde de hani bazı kurallar var, görüyorsunuzdur. İşte bazı line out'larda iki takım 8'er kişiyle giriyor. Şu anda iki takım da 4'er kişiyle girdi. Ve evet, taraflı bir line out atışı geldi Moldova'dan. Milli takımımıza geçti top. Bahsetmiştik daha önce de ortaya atılması gerekiyor topun. Taraflı bir şekilde atılamaz. Scrum seçtik bu arada. Evet, Scrum'la beraber oynayacağız. Line out'un içerisinde hücum yapan takım kaç tane oyuncuyla o line out'un içerisine girdiyse savunma takımı da maksimum onlar kadar giriyor. 4 kişiyle girdilerse 4 kişi, 8 ise 8 aynen kişiyle o line out'un içerisinde savunma takımı da yer alabiliyor. Şu ana kadar Scrum'larda hiçbir sıkıntımız yok. Güzel gidiyor işler. Line out'ta birazcık inişli çıkışlı bir noktadayız ama o da gelişecektir. 30 dakikayı da geride bıraktık ilk yarıda. Rugby Europe Konferans Ligi C grubunda ilk maçımızı oynuyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadyumundayız. Çok güzel şu anda, bir rüzgara rağmen güzel sıcak bir hava var burada. 6-3 üstünlüğümüz var. Mert topu çıkardı, Yusuf'a doğru verdi. Ömer, Aykut, çok güzel bir line break geldi. Aykut line out çizgisine doğru kendini attı. Verdi Alperen'e. Güzel bir forvet desteği geldi orada. Rakı kuralı tekrardan organize olalım. Gayet iyiyiz şu anda. Yusuf açtı tekrar. Ömer'den Ensar'a, Oğuzhan'a doğru. Oğuzhan arkaya doğru mu düştü? Evet, arkaya doğru düştü top. Top bizde devam edecek. Mustafa var hemen orada. Savunmada desteğinde Oğuzhan'ın. Yusuf, Mehmet Dumrul. Bir penaltı çıkabilir. Evet, aldık. Ama oyun avantajı devam ettiriyoruz. Ömer fake'ini yaptı. Avantajımız devam ediyor. Biz burada oyunu ileriye çıkmaya devam edene kadar evet. Avantajımızı kaybettiğimizi gördüğünde hakem. Şu an hakem time off yaptı. Kaptan da konuşuyor. Kick off. Bakalım burada penaltıyı vurarak kullanacağız yine diye düşünüyorum. Moldova kaptanına bir şeyler söylüyor. Aykut'un az önceki line break'i çok güzeldi. Belki ben de burada rejiden bir istekle acaba onu görebilir miyiz? Tekrarını, çok güzel olur eğer ki yakalayabilirsek. Aykut'un orada line break'i yaptığı anda mutlaka destek alması gerekiyor. Evet, oradaki hem forvet hem backline'ımızdan destek çok önemliydi. Orada Alperen'den geldi destek. Aynen öyle.
Oğuzhan'ın penaltısı başarılı. 9-3 ile milli takımımız Moldova karşısında öne geçti. Aykut'un line break ile başlayan pozisyon ardından forvet hattımızın ona yaptığı destekle devam etti. Ve breakdown pozisyonunda kazandığımız penaltıyla maçı 9-3'e getirmiş olduk. Şu ana kadar maçtaki bütün sayılar penaltı vuruşlarından, alan golü vuruşlarından geldi. Ortada bir oyun var gibi gözükse de aslında bence hani daha üstün oynadığımızı söylemek yanlış olmaz Moldova karşısında şu dakikaya kadar. Şimdi kickoff'la tekrar Moldova oyunu başlattı. Burada Moldova yaptığı kickle topu tekrardan kazanmak istediğini belli etmişti. Aslında bizim topa yaklaşmamız gerekiyordu orada. Hı hı. Topu karşılayacak biraz tembel davrandık kısa orada. Kısa kaldı orada. Aynen. Ve topu geri kazandılar. Hoş olmadı. Bu arada avantajı var Moldova takımının. Tekrardan oyun açıldı Vasile ile. Anatoli'ye verildi top. Adam sıyrılmak istedi. Güzel bir savunma geldi ona. Bırakma uğraşmayıp line'a geçsek daha güzel olacak. Moldova'dan daha fazla oyuncu gelerek topu garantiye almış oldular. Sergiu. O da çok ağır bir oyuncu. Bir kick yükseltildi. Mihail Diakon'dan alabilecek miyiz? Burak güzel çeldi Oğuzhan'a. Evet, avantaja geri dönmüş olduk. Hani o avantajın ne kadar uzun evet. Sürebildiğinden bahsetmiştik. Penaltı avantajları özellikle. Evet, burada hakem ona tekrardan geri döndürdü. Offside'dan dolayı bir ya şey olarak penaltı vermiş olduk. Ha, vurmayacaklar. Oh, güzel. Line out atacaklar herhalde. Hızlı bir sonuç arıyorlar. Aslında yani sahanın tam da ortasındalardı. Hani güzel bir noktada ardandı. Ben vururlar diye düşünüyordum ama. 5 metre yakın bir yerden çıktı. Tıraya gitmek istiyorlar. Yani başarılı bir line out gelirse eğer Moldova takımından da bir maul görebiliriz. Evet, tehlikeli. Ya yani şey anlamında forvetler tarafında yani kilo bakımından oldukça ağırlar tabii bize karşı. Evet. Ama sen de bahsetmiştin. Takımımızın mobilitesi burada öne çıkan taraf. Belki size olarak biraz daha küçüğüz onlara karşı ama oyuncularımızın burada topla oynama yetenekleri, o hareketliliklerindeki sağladıkları pozitif taraflarıyla öne çıkacağımız nokta olacak burada forvetler tarafında. Şu ana kadar da onu çok güzel gördük. Çok fazla penaltı kazandık. Bu arada Mehmet Kılıçkaya yerde. Time off şu an sanırım. Evet. O da 2001 doğumlu. 22 yaşında. Genç bir oyuncu. Takımımızda her yaştan oyuncu olduğunu söylemiştik. Efe 2004 doğumlu. 19 yaşında. Oğuzhan Demir 89 doğumlu. İşte Mert Zabcı 85 doğumlu. 85. Takımımızın kaptanı kaç oluyor? 38 oluyor. Evet. Güzel. 38 mi 48 mi? Yok 38. Matematiğim de birazcık burada Mert Zabcı geçmiş bitti. Dönemde de milli takımda oynadı. Aynen 2015 yıllarında milli takımımızın şu an bir Moğol geldi. Evet, bahsettim. Bu Moğol'u savunmamız çok önemli. Bakalım. Lehimize bir penaltı çıktı sanırım. Evet. Kararın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ben de. Tekrara bakalım. Mol'ün kurulma noktasında sanırım bir hata var burada ve top kaybı oldu. Scrum'ı aldık. Güzel. Hani bu tehlikeyi bertaraf edeceğiz. Çok çok önemliydi gerçekten. Çünkü iyi bir line out yaptılar. Mol'ü de güzel kurmuşlardı. Sürüyorlardı milli takımımızı sayıya doğru. İlk yarının artık böyle scoreboard'umuz şu anda 35-15'te devam ediyor sürede. Artık son anların içerisindeyiz. İlk yarının da içerisinde. 9-3'lük üstünlüğümüz var. Güzel bir oyun sergiliyor şu noktaya kadar milli takımımız. Yusuf'la beraber açtık. Ömer çok oynamamak lazım burada. Bu kickler işte çok güzel. Eğer alabilirsek tehlikeli. Güzel. Geriye doğru da sekti burada top. Top milli takımımızın. Evet. Nakon. Ömer bu rüzgarlı havada rugby topunun da o nereye sekeceği belli olmayan o hain rugby topunun bu özelliğine de güvenerek tehlikeli bir kick kullandı.
Ve buradan da avantajı elde etmiş olduk. Şimdi penaltıyla. Geçtiğimiz süreçte forvetlerimiz biraz yoruldu. Onların evet. da nefeslenmesi için zaman kazandık. Aynen öyle. Güzel bir kick geldi. Ciddi line bir mesafede kazandık. Aynen. Yine. Line out'la oyunu sürdüreceğiz. Ama sen de zaten bahsettin. Burada şu anda yedeklerin içerisinde birçok forvet oyuncumuz var. Tabii. Hani şu anda forvetlerimizin ellerinden gelen her şeyi yapıp ikinci yarıda artık hani yerlerine yedekleri de bıraktığı bir an. Güzel bir oyun geldi. Çok yüksek ve uzun bir line out ama top bizde kaldı. Çok güzel. Ömer Faruk verdi Aykut'a. Top bir an canlandı ama tutmayı başardı. Güzel bir ellerinin yeteneğini göstermiş oldu burada da Aykut. Breakdown'da topu kazandık. Ömer Faruk verdi. Orada en sağda kime geldiğini göremedim topun. En sardı. Mert bir fake koşusu gösterdi. Mehmet'e geldi top. Mehmet Kılıçkaya. Bu pozisyonları da çok güzel temizliyoruz rakları. Ömer Faruk verdi. Aykut'a. Bravo. Aykut. Aa, yapma Aykut. Orada tek eliyle topu çıkarmak isterken bir anda top kaybı oldu. Önemli bir pozisyondu. Moldova'da topu hareketlendirdi ve bize doğru tekrar gönderdi. Yusuf orada aldı ve Burak'a verdi. Çok oynamamak orada lazım buralarda. Ömer Faruk sol tarafa doğru. Şimdi Mehmet pas. Mustafa Kaplan'a kadar geldi. Mustafa Oğuzhan'ın pasına forvet kararı verdi hakem. Oo. Sanırım doğru bir karar. Ben de öyle gördüm. Oğuzhan Demir'in Mustafa'ya doğru attığı o kısa pasta ileriye doğru forward pas kararı. Scrum'la beraber oyun hareketlenecek. Ya kendi yarı sahamızda da hani söylüyoruz bunu. Evet, evet. Bu kadar evet risk tamam. Almamak gerekiyor. Hani bir pas açılır. Daha rahat kick'i vurabilecek birine gider ama hani baskıyı bu kadar üstümüzde hissederken çok da fazla oynamamıza da gerek yok. Vuralım kick, gitsin kick, yani. Kick vurulduktan sonra o baskı yapacak yeterli oyuncumuz da vardı arkada. Aynen öyle. Bakalım şimdi buradan Scrum'dan artık ilk yarının son anlarında bir try yemeden böyle önde bitirmek lazım ilk yarıyı. İyi oynadığımız bir ilk yarının önde soyunma odasına girilmesi işin psikolojisi açısından çok önemli tabii ki de. Aynı gazla, aynı hırsla ikinci yarıya da çıkabilmek için. Şimdi Vasile topu Scrum'ın içine soktu. Hiç izin vermedik itmelerine. Mihail forvetlerin arasına doğru girdi. Sol tarafa alan açacak. Hemen pozisyon almak lazım. Savunma çizgimiz yerleşti. Sol tarafa doğru açıldı. Baskı kurmamız kötü lazım. Kötü bir pas. Adam bir fake gösterdi. Tackle'ını aldı. Tam line out çizgisinin yanından. Bak görüyor musun? Rakibin forvetleri yürüyerek geliyor. Yoruldular artık. Genelde de akan oyunu yürüyerek takip ediyorlardı izlediğimiz videolarda. Ve top kaybı. Penaltı daha verdik. Neden dolayı olduğunu elinden hızlı tam başlayabilir. Çok geç kaldık pozisyon almakta. Bakalım. Sanırım line out'a vuracak. Yandan girme oldu Mehmet'in orada. Line out'a doğru vuracak. Artık bir önceki pozisyonda iyi kurdukları molü işin teknik tarafında yaptıkları bir hatayla kaybetmişlerdi. Bakalım burada ne yapacak? Önemli bir savunma artık. Son anlarda forvetlerimizin o nefeslenmesinin kesinlikle karşılığını alıp son bir hırsla, son bir canla bunu vurmaları artık ve son dakikanın içerisindeyiz. Ne enerjimiz varsa sahada evet, verip kesinlikle bu pozisyonu savunmamız gerekiyor. İlk adama atıldı. Molü kurdular. İvmeyi de aldılar. Sürdüler. Penaltı avantajı var ve penaltı try geldi yanlış görmediysem. Evet. Penaltı try penaltı geldi. Molü bilerek yere düşürmeye çalıştığı için milli takımımız burada. Hani onun belli bir karşılanma kuralları var. Tam oldu, oyuncunun karşısında evet itmeniz gerekiyor. Bilerek düşürdüğümüz için hakem burada penaltı try'ı verdi. Penaltı try'da conversion da kullanılmadan direkt 7 puanı alıyor burada takımlar. 10'a 9 Moldova burada öne geçmiş oldu. Bahsetmiştik bir önceki line out'ta Moldova takımı hata yapmıştı. Bu sefer aynı hatayı yapmadılar. Biz o hatayı yapıp penaltı try'ı vermiş olduk.
Sorun değil. Önümüzde koca bir ikinci yarı var. Daha ilk yarının sonunda da şimdi bizim skorboardumuz 40 gösteriyor. Zamanı dolmuş gösteriyor. Ama muhtemelen artık son top oynanacak. Top öldüğünde bitebilir karşıda ilk yarı. Verdiği nokta Anatoli var orada. Ve line out bizim. Eğer hakem bunun oynanmasına izin verecekse, bakalım yardımcısıyla konuşuyor. Bunun oynanmasına izin verecekse evet, kim verecek? Evet. Hadi son bir şans da bizim için olacak. Güzel bir takip, güzel bir tackle. Rakibin dışarı attı. Şimdi Mehmet line out'u kullanacak. Önemli bir line out, artık ilk yarının son anlarında kötü gitti. Moldova topu uzaklaştıracaklar. Tekrar line out'a doğru vurdular. Oyunda devam ediyor. Zaman konusunda biraz daha zamanımız var sanırım. Mehmet de biraz yoruldu gibi sanki. Ya şu noktalarda hani forvetlerimizin de yorulduğunu düşündüğümüz anlarda belki de çok fazla arkaya atmamak lazım. Hani ikinci jumper, üçüncü jumperları çok fazla denemeden first jumper'a garanti line out'lar şu anda olduğu aynen gibi öyle. Bunları oynamak lazım gibi düşünüyorum. Ömer Aykut'a verdi. Top yine bir canlandı. Aykut iki kişiden çok güzel sıyrıldı. Ensar hızla girdi. Moldova savunması onu orada karşıladı. Top güzel yine çıktı. Ömer'in pası arkaya doğru düşmüş olması lazım. Burak alamadı. Top line out'a çıktı orada. Hakemin kararı bakalım ne olacak? Burak'ın orada yerde bir topla oynaması var. Knock on mu verecek ya da yoksa line out'la mı oyun hareketlenecek? Ya paslar noktasında tembel davranmamamız lazım. Gerçekten hani kısa da olsa uzun da olsa o gitmesi ya da maçın birinci dakikası 38. dakikası fark etmeden evet, aynı önemli aynı konsantrasyonla o pasları atmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü her an bir küçük hata ya da bir küçük line break'le skora gidebileceğimiz bir noktadayız. Maçın başından beri başarılı line break'ler yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Güzel. Yani işte böyle ufak detaylar, ufak hatalar. Avantaj oynuyor şu anda. Moldova takımı 10 numaralı oyuncu ne tarafa gideceğini bilemedi. Verdi Kristin Buzenko'ya. Buzenko'ya. Şu an savunmaya geçmemiz lazım. Rakı izliyor herkes. Biraz yorgunluk belirtileri ilk yarının sonunda artık Moldova sol tarafa doğru oynadı. Aleksandru dışarıya doğru atabilecek miyiz onu ve attık. Hayır atamadık. Topu son anda elinden çıkarmış Anatoli Evdomimenko'ya. Top tekrardan hareketlendi. Ion Konstantin'e doğru geldi top. Savunmamız orada onu durdurdu. Vasile verdi Kristin'e. Kristin'den Dimitru'ya. Ensar vardı savunmasında. Mustafa Rakı orada zorlamaya çalıştı ama şimdi Adam verdi Sergei Budayne. Mehmet Defe'den. İki Mehmet'ten tackle izledik. Vasile sola doğru açıldı. Burak güzel bir savunma yaptı orada. Tekrar oynattı oyunu Moldova burada. Sol tarafa doğru açtılar. Savunmamız orada çok dikkatli. Yusuf bir scrum alfa göre gerçekten savunmada çok önemli işler yapıyor milli takımımızda da ilk yarıda. Vasile tekrardan oyunu hareketlendi. Bakalım nasıl kullanacak Adam'a doğru. Adam iki kişinin arasına geldi. İki Mehmet var orada. Kılıçkaya ve Dumrul. 9 numara bir an bir kendi bir şey demek istedi. Oğuzhan orada topu istediği gibi kontrol etti mi? Evet avantaja ya 3 dakika geri döndük. İnanılmaz bir pozisyon. Nakon'a geri döndük yani. Vuracak Moldova takımı. İlk yarının yani şu son 10 dakikayı değerlendirirsek eğer ki söyleyebileceğim tek şey yorgunluk. Evet. Ve bu yorgunluğun tüm o oynamaya çalıştığımız oyuna ne kadar etki ettiği, nasıl bir anda düştüğümüz oyundan. İvme bir anda Moldova takımına döndü. Kesinlikle önce Ben Astra'yla skoru buldular.
Ya Moldova yarı sahasında oynanan oyun bizim yarı sahamıza geçti neredeyse son Aynen 10 öyle. dakikadır. İlk yarının son birkaç dakikasında oyundan düştüğümüzü söyleyebiliriz. Bakalım penaltı başarılı. 13-9 oldu ilk ve yarı ilk son yarı da sona erdi. Bir son senden ilk yarı bir değerlendirmesi alıp araya girelim. Bence maç hala ortada. Gayet güzel bir ilk yarı geçirdik. Forvetler, yani forvetlerimiz üzerine düşeni yaptılar. Gerekli manipülasyonlarla alan yarattılar bekler için. Sadece burada bizim bek oyunlarımızda, yani açık alan oyunlarında biraz daha dikkatli olup topu daha sağlıklı paylaşıp oyunumuzu, ataklarımızı olgunlaştırmamız gerekiyor. Yoksa şu an için her şey yolunda gidiyor. Bence panik yapmaya gerek yok. Şu skor bir tırayla değişebilecek bir skor. İkinci yarıda daha istekli, daha hevesli, daha konsantre olup ataklarımızı sonuçlandırmalıyız. Evet, çok teşekkürler Zafer. Ben Gökbey Karataş, Zafer'le beraber, Zafer Eray'la beraber burada ilk yarıda size maçı aktardık. İkinci yarıda tekrardan beraber olacağız.
Evet arkadaşlar, herkesi milli takımımızı desteklemeye davet ediyoruz. Evet sevgili rugby severler, Rugby Europe Konferans Ligi C grubu birinci maçında 15'li rugby milli takımımız Moldova karşısında ikinci yarıya kick-off vuruşuyla başladı. Aslında çok iyi bir başladığımız ilk yarıyı son 5-6 dakikalık bölgede, son 10 dakikalık alanda yaptığımız hatalarla 13-9 geride kapattık. İkinci yarıda yanlış görmediysem hani bir oyuncu değişikliği gözükmüyor milli takımımızda. Aynı kadro ile devam ediyoruz. Ne bekliyoruz ikinci yarıdan sevgili Zafer? Öncelikle mücadeleye devam etmeliyiz. Şu ana kadar gayet güzel yaptılar. Bu performansa eklememiz gereken açık alandaki bek katkısı. Son paslarda, final paslarda çok daha iyi olmalıyız. Supportlarda geç kalmamalıyız. Mücadeleye devam, biz bu maçı alabiliriz. Evet.
Yusuf şimdi oyunu hareketlendirdi. Oğuzhan verdi Ömer Faruk Pire. Ensar'a çok güzel, çok güzel bıraktı. Line break geliyor. Ensar rakibinden sıyrılmak istedi. Son anda bir tackle geldi. Aykut'a bıraktı. Aykut geriye doğru çok kötü bir pas. Hiç beklemediği bir pas. Bakalım hakemin kararı ne olacak? Orada Ensar'ın işte... Sanırım bizim lehimize bir offside kararı vermesi gerekiyor. Evet, penaltı bizim. Çok güzel bir... İşte böyle bak, topu hareketlendirdiğimizde line breakleri yapabiliyoruz. Bu sefer Aykut'tan support da geldi. Ensar onu çok güzel gördü. Ancak orada Aykut'un topu atmaması gerekiyordu. Evet. Onun bir tecrübesindeki bir oyuncudan beklemememiz lazım aslında bunu. Ben o yüzden biraz da şey yapıyorum. Bu penaltıyı vurarak güzel kullanacağız. Güzel başladık. Evet. Burada vurmamız da çok önemli. Hemen 1 dakika 41 saniye oldu. Skoru 13-12'ye getireceğiz inşallah. Ve hani o ilk yarının sonundaki üst üste yediğimiz önce penaltı try sonra field goal alan golü ile geri düşmemizi böyle bir üstünü kapatmış olacağız. Evet, o krizi ikinci yarıya iyi başlayarak kapatmış olacağız burada. Ensar'ın line break'i o araya Ömer'in ona çok küçük bir o pop pasıyla müthiş orada yaptı. Bunu ilk yarıda da yaptılar. Ensar takımımızın genç oyuncularından bir tanesi. 2002 doğumlu. 21 yaşında ama 2002 doğumlu olmasına rağmen 38 milli maça çıktı. Sevens, Beach Rugby derken burada seyircilerin desteği. Oğuzhan'ın penaltısı. Başarılı mı? Üzüldük. Açı olarak biz buradan olduğu gibi geldi. Olsun. Hiç sorun yok. Baskımıza ve bu oyunumuza devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki bu maçı en azından bir tane try yaparak bitireceğimize inanıyorum bu tarafta. Try'dan uzak değiliz kesinlikle. Aynen yani öyle. Şu line break'lerden bir tanesi geçecek yani. Mutlaka bir tanesini sonuçlandıracağız. Ensar orada bu onun genel oyun karakterinin içerisinde var. Biraz zıplamayı seviyor. Oyun orada zıplamadan ayağı yere basarak belki şey yapsa geçecekti bile orada adamı. Orada bir tap tackle gördün mü sen? Ben göremedim. Biraz ayağı yukarıdaydı. Yukarıda mıydı? Aynen. Burak güzel karşıladı topu. Ömer'e doğru açtı ortadan. Ömer'den Mahir'e. Oraya destek lazım. Topu kaybetmelim orada. Bakalım Rak temizlendi mi? Orada Alper'ini sürdüler ve penaltı bizim. Güzel. Kart da çıkıyor. Kart var. Evet güzel. Rakibimiz sahada bir kişi eksik oynayacak 10 dakika boyunca. Kaç numaralı oyuncu olduğunu görmeye çalışıyorum. Sanırım 12 numara kaptanları. 12 numara Igor Misin. Igor Misin onlar için önemli bir oyuncuydu. Sarı kart görmesi bizim için iyi oldu. 10 dakika boyunca. Bu 10 dakikada avantajı değerlendirmeliyiz değil mi? Aynen. 14 kişiyle oynayacaklar. Kötü bir kick geldi burada Yusuf'tan. Acele topu dışarıya lazım. Atamadık. Mihail Diakon'la oyunu hareketlendirdi Moldova. Evet bahsettiğin gibi 10 dakika boyunca şimdi Moldova takımı 14 kişiyle oynayacaklar. Ve bu 14 kişilik oldukları dönemi bizim iyi değerlendirip en azından sayı ve sayılarla öne geçerek bu avantajı kullanmamız lazım. Oğuzhan line out çizgisine doğru güzel getirdi topu. Breakdown'da ne oldu bakalım. Açıldı top. Mehmet, Ömer Faruk'a. Ömer bir yüksek pas. Ensar yine güzel girdi araya. Support lazım oraya. Evet desteği çok önemli. Topu kaybetmemek açısından. Oğuzhan Trendez geldi hemen yardımına. Mehmet hiç beklemeden başlattı. Burak'a doğru. Burak ayakta kaldı. İkinci rakibinden de sıyrıldı. Aykut'a vermek istedi. Aykut'a avantajı olması lazım. Bakalım hakemin kararı ne olacak? High tackle gelecek mi? Bravo. Evet geldi. Bravo Burak. Bravo Burak. Burada milli takımımızı seyircileri de hareketlendirdi. İkinci yarının başındaki bu güzel başlangıç. Milli takımımız istekli. Milli takımımız kazanacağına inanıyor. Bu oyunun da göstergesi o. Orada Mehmet Kılıçkaya 3 numaralı oyuncumuz. Ensar'ın yere düştüğü pozisyonda 9 numaramızı beklemeden hemen topu başlattı. İşte bu forvetlerimizin ellerine olan hakimiyeti, mobilitesinden oyun, ilk yarıda da aynen öyle oyun bilgileri orada. Hiç beklemeden başlattı ve bir anda kanattan şu an teple başlayacağız. Olduk. Bak forvet beklerimiz hazır. Mahir verdi geriye doğru. Çok güzel. Yusuf. Bir manipülasyon geldi. Mert. Top bizde. Yusuf'tan Ömer Faruk'a. Ömer Faruk bir mispas. Orada Aykut.
güzel kurtuldu tackle'dan. Oğuzhan'dan tekrar geriye aldı. Orada Raka Mustafa'nın da desteği var. Yusuf hemen geldi topu çıkartmak için. Hızlı oynayalım artık. Geldi Oğuzhan Trendes. Oğuzhan Trendes ilk destek, rakibinden destek. İkiden bravo de sıyrıldı. Oğuzhan. Verdi pasını. Bravo, Mehmet. Mehmet çok güzel sıyrıldı. Mahir'e verdi. Trendes'e. Mahir Kaya. Çok güzel bir oyun. En sola kadar gitti. Tackle'lardan kaçıldı. Sağ kadar açıldı. Forvetlerimiz kendi arasında oynadı. Ve sayı geldi. 14-13 öne geçiyoruz. Moldova karşısında işte Mehmet'ten Mahir'e. Mahir burada try'ı yaptı. 9 numaralı Vasile'nin müdahalesi yeterli değil. 14-13 öne geçtik. Milli takımımızdan çok güzel bir organizasyon gördük. Top paylaşımımız olsun, destek koşularımız olsun, hepsi gayet güzeldi ve sonucunda bizi try'la buluşturdu. Şu an ekstra vuruşu bekliyoruz. Umarım o da başarılı olur ve skor 16'ya gelir. Ensar kullanacak. Conversion'dan, try'dan dolayı kullandığımız conversion'ı çok iyi başladık ikinci yarıya. Aynen öyle. Beni mutlu eden şey de oldu. Yüksek enerjili başladık, aradık ve sonunda bulduk çok geçmeden. Bu bizi morallendirecek. Kesinlikle öyle. Mahir Almanya'dan gelen oyuncumuz. İlk milli maçı bu arada. Aynen Mahir. Onun da 1998 doğumlu Ensar'ın ayağı kaydı. Olsun. Olsun. Seyircimizin de Ensar'a alkışlarıyla desteği var burada. Üstünlüğümüz ikinci yarıda 8 dakika geride kaldı. Milli takımımız öne geçti. Rugby Europe Konferans Ligi C grubunda ilk maçımızda Moldova karşısında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndayız. Oyunun başından bu yana gerçekten güzel bir oyun oynuyoruz. Önde götürdüğümüz anlarda da geriye düştüğümüz anlarda da mücadelemizi hiç bırakmadan sürdürüyoruz bu tarafta. Umarız maçın artık son anına kadar bunu sürdürüp aynı şekilde galibiyetle oyunu kapatacağız. Ömer Faruk mücadelesiyle top geriye doğru düştü. Olabilir. Bakalım. Efe kapanmıştı aslında. Moldova topu. Vasile açtı. Kristin. Orada Mehmet'in savunması. İkinci yarıya forvetlerimiz nefeslenmiş, dinlenmiş bir şekilde başladılar. Bu arada Uğur Baş var oyunda. Kimin değiştiğini göreceğiz. Alperen Kademli şu an kenarda. Evet. Alperen'in yerine 17 numaralı formasıyla Uğur Baş oyuna girdi milli takımımızda. 19 numarayla Ahmet Eren de sanırım. Aynı orada. Zamanda Ahmet Eren Kılıç da oyuna Batuhan girdi. Batuhan Altan'ı da görüyorum oyunda girmiş. Bir de Batuhan Altan. Batuhan da 18 numaralı. Forvetlerde 3 tane değişiklik yaptık. Bu çok önemli. Onların bu getirecekleri enerji, onların bu getirecekleri güç milli takımımız için çok önemli. Backline'de de bir oyuncu değişikliği var. 22 numaralı formasıyla Ethem sanırım. Ethem Seyidoğlu da oyunda. Tabii burada bir anda yapıldığı için oyuncu değişiklikleri biz de göremedik. Sayıdan tam sonra olarak yapıldı muhtemelen. Kaçırdık bizden. Evet, burada bir line break kimsi bir pozisyon Moldova tarafından. Daha çabuk pozisyon almamız lazım. Adam'dan güzel, bir top kaybı. Bakalım offside'a mı avantaja döneceğiz. Var. Aynen. Oyuncu değişiklikleriyle beraber yedek oyuncularımızın tabii ki az önce de söylediğimiz gibi takıma ve sahaya katacakları enerji çok önemli bu tarafta. Çünkü o hızlı başladı burada Moldova takımı. Yerde de bir oyuncumuz vardı Mehmet. Ama beklemediler. Biz kazandık. Hızlı başlayıp avantaj kazanmaya çalıştılar. Tekrara bakalım. Burada evet o tackle'ı yiyen oyuncu bırakmadı topu. Ve milli takımımız topu kazanmış oldu. Senin de bahsettiğin gibi Zafer.
hızlı başlayarak, hani biz onlar kick vuracak diye bekliyorduk. Sanırım Burak orada doğru pozisyon alıp topu kazandırdı bize. Kafası bandajlıydı. Başka bandajlı oyuncu göremiyorum. O olması lazım. Şimdi Ömer Faruk'un penaltı vuruşuyla topu line out'a doğru göndereceğiz. Orada şu an time off oldu. Sağda sağlıkçılar var. Aykut'un sanırım orada bir kafasına bir müdahale yapılıyor. Burnuyla ilgili sürekli sıkıntı yaşayan bir oyuncumuz o da. Umarım burnunda bir problem yoktur diyorum burada. Evet. Tedavisi tamamlandı. Sağlık ekipleri sahadan ayrılacak. Ardından Ömer Faruk Pir'in penaltı vuruşuyla oyuna devam edeceğiz. Şu an oyuncu değişikliği var. Yusuf da çıkıyor. Yerini Kerim Cömert'e bırakıyor. Kerim de takımımızın genç oyuncularından. O da 2001 doğumlu. Kocaeli Kandıra takımında oynuyor. Kenarda değişmeyen bir Orhan kaldı sanırım. 23 numaralı Orhan Akbaba. O da Yusuf, bir first row oyuncusu. Yusuf Tunç girmedi sanırım. O da evet flanker ve second row oynayabilen bir diğer forvet oyuncumuz. Yusuf Can Tunç var kenarda. Moldova'nın sarı kart dezavantajından bahsetmiştik. 14 kişiyle oynayacakları bu süreyi değerlendirmenin önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu 10 dakikaya bir try sığdırdık. Oyuncunun cezalı süresi hala devam ediyor. Kenarda yaklaşık bir 5 dakika geçti yanlış görmemiz. Evet. 48'di çıktığında. Hala vaktimiz var. Aynen bir bu kadar daha var. Buraya bir tane daha sıkıştırabiliriz. Şimdi Mehmet'in line out'uyla oyunu tekrardan hareketlendireceğiz. 6 kişiyle line out'tayız. Güzel bir oyun geldi ama arkada kaldırmadık birini. Bir anlaşmazlık oldu orada forvetlerimiz arasında. Moldova topu tekrardan hareketlendirecek. Mihail verdi. Onlarda da oyuncu değişiklikleri var. Sandu Miskoi girdi oyuna 18 numaralı formasıyla. Nichita Makarya. O da çok avantaj gösterdi hakem Moldova tarafına. Muhtemelen offside evet. Savunma çizgimize dikkat etmemiz gerekiyor. Uyarmıştı aslında bir önceki pozisyonda. Ya burada olay sadece bu avantajlar, penaltılar değil. Buralarda bir kart çıkmaması lazım özellikle. Hakemin uyarılarını dikkate alıp ve avantaja geri döneceğiz. Offside kararına bir küçük orada bir gerginlik mi diyelim. Olur bunlar. Olur bunlar. İki numaralı oyuncu yerde. Roman Kangea Moldova'da. Ona bir sağlık ekipleri müdahale yapacak. Bakalım. Süre yine durdu. Hakem çaldı düdüğünü. Aynen. Time off. Sanırım Moldova takımı burada vurarak kullanacak bu penaltıyı. Öne geçmek isteyeceklerdir. Çünkü hani oyunun özellikle ikinci yarısının içerisinde olduğumuz zamanlarda bir sayılık bir farkın bile çok önemli olduğu bir sürenin içerisine giriyoruz. İki takım da buradan galibiyetle ayrılmak istiyorlar. Çünkü dört takımlı bu grubun içerisinde her takım birbiriyle birer kere oynayacak. Ve ilk iki sırayı alan takımlar... Format şöyle, grup birincileri, dört grup var demiştik. Evet. Grup birincileri 2024'ün Mayıs'ının son haftasında playoff oynayacaklar. Ya, ikinci bile olamıyoruz. O yüzden kesinlikle galibiyet olmalı. Grup lider olmak gerekiyor. Evet, aynen. O yüzden de hani trofi seviyesine çıkabilecek o eleme turnuvasında oynayabilmek için buradan bir galibiyet çıkarmak çok önemli. Bu arada Orhan Akbaba da girdi oyuna. Orhan da bir first row oyuncusu. Aynen. Sanırım şu anda Orhan da genç bir sporcu. 18 yaşında. Ankü Rugby'de oynuyor. Ankaralı. 2005 doğumlu bir oyuncumuz. Şimdi ilginç bir line out atışı geldi. Ama topu aldılar. Güzel. Ve penaltıyı kazandık. Burada takımımız
Mol'ün karşısında durmayarak, yani bir savunma kurmayarak onların ilerlemesine karşı senin o söylediğin oyun bozucu hareketlerimizden birini yapmış olduk. Ve penaltıyı da kazandık. Orada Ensar'ın elinde top canlandı ama ileriye doğru düştü. Nakon. Çok kötü oldu. Not releasing ball. Ben Nakon gibi gördüm. Nakon değil mi? Yok, Nakon değil. Topu sunamadı yerdeki oyuncumuz. Yani breakdown'da bir hata oldu. O yüzden de penaltı. Evet, penaltı şu an. Pardon. Ben yine buradan Nakon gibi gördüm de. Tehlikeli bir yerde bir penaltı kazandılar. Sanırım scrum seçimler. Bence Nakon oldu. Yok yok abi. Gösterdi. Anlaşamadık ama olsun. Yorumlara yazalım arkadaşlarımızdan, yorumları beklerim izleyicilerimizden. Bu arada yani şöyle, bunu söylemek lazım. Yani Rugby Federasyonumuza, Rugby TV'ye destek göstermemiz tüm camiamız için çok önemli. Herkesin Rugby TV, Rugby Federasyonumuzun kanalına abone olmasını, yayınlarımızı likelamasını, altlarına yorumlarını, güzel yorumlarını, kötü yorumlarını yazmanızı bekliyoruz. Federasyonumuz burada hani hem işin korumalı futbol tarafında hem rugby tarafında bu yayınlarla bu sporlara çok önemli destekler veriliyor. Evet, küçük camialarız ama bunların daha büyümesi için, daha fazla insanlara ulaşmamız için, genç sporcuların bu sporların ne kadar yani değerli cevherler olduğunu görebilmeleri için bu yayınlar çok önemli. Bunların devam etmesi de çok önemli. Buradan hem federasyonumuza da hem izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz ve desteklerini de bekliyoruz. Penaltıyı da kazandık. Aynen öyle. Senin bu güzel konuşmanın üzerine milli takımımız da bir penaltı kazandı. Sağ olsunlar. Ömer'in kikiyle biraz acele etti. Biraz acele etti. Mihail'i orada aldı. Bu arada Moldova tarafında da forvetlerdeki değişikliklerle onlar da birazcık böyle daha kondisyonlu bir şekilde sahadalar. Adam çok güzel açtı sol tarafa doğru. Bravo. Şimdi Kristin, Valeri Çipirçean da oyuna girdi 22 numarasıyla. Orada desteği yapmıştı. Çok güzel bir tackle geldi orada Mert'ten. Açıldı oyun sol tarafa doğru. Şimdi Valentin. Bu arada Moldova'nın sarı kart gören oyuncusu da 12 numaralı oyuncuyu sahaya girmiş olarak gördüm. Ceza süresini tamamladı ve Moldova tekrar sahada, evet, 10 kişi, oyunda. 15 kişi. Şimdi sağ tarafa doğru tekrar açıldı. Bir chip kick. Moldova'nın 15 numaralı oyuncusu da Adam gerçekten çok onlar için önemli bir oyuncu. High tackle gösteriyorken şu an sanırım Moldova'nın avantajı olacak. Aynen, avantajı geri döndük. Adam'dan bahsediyordum. Adrian Adam da hani hem sol tarafta hem sağ tarafta, hani hücum ne tarafa doğru giderse kendisini topu yönlendiren tarafta orada görüyoruz. Yani o bahsetmiştik yani backline'ların, takımların 10 numaraları, 15 numaraları çok önemli oyuncular bu tarafta. Çünkü hücumun yönlendirilmesi tarafında bu arada penaltıyı Burak sahada tuttu. Verdi Kerim'e. Kerim'in yükselmesi lazım. Kerim'in az önce ilk yarıda da bahsettiğimiz gibi arkadaşlarını aktif tarafa getirmesi lazım. Kaçırma tackle'ı, bravo. Etem yaptı orada tackle'ı. İkinci yarıda oyuna giren oyuncu 22 numaralı formasıyla. Şimdi Moldova forvetleri girdiler orada. Breakdown'da top bir an canlandı ama Moldova'da kaldı top. Sergei'ye savunmamız iki kişiyle orada üstünde. Bir avantaj daha verdik. Savunma çizgimiz oluştu. Şimdi sağ tarafa doğru oynatıyor. Şu anda avantajın sürdüğünü sen de bahsettin. Nasıl oynayacak Moldova? Mihail orada çok hızlı çıktı. İki kişiden de sıyrıldı ama tekrardan durdurmayı başardık. Sol tarafa doğru şimdi Kristin. Güzel bir tackle geldi orada savunmamızdan. Ve penaltıyı ikincide artık çaldı. Ahmet Eren'in orada tackle pozisyonunda çıkamadı sanırım. Not rolling away
İngilizce olarak. Orada Mehmet belini tutuyor. Şu anda kenarda bir Yusuf Can Tunç var, forvet yediğimiz. Hatta tek yediğimiz olarak sanırım o var sadece. Bütün oyuncularımız girdiler. Mehmet de maçın başından bu yana hem line out'larda hem scrum'larda try yaptığımız pozisyonda da bahsetmiştim. O oyunu hızlı başlattığı şeyle çok önemli işler yapıyor. Umarız ters bir şey yoktur. Tabii bel kuvveti forvetler için, özellikle first row oyuncuları için çok önemli. Mehmet'in kampta da sırtında ağrılar vardı. O ağrılarla çalışmalarını sürdürdü. Yani o ağrılar nüksetmiş olabilir. Onu şu an rahatsız ediyor olabilir. Hı hı. Bakalım penaltıyı nasıl değerlendirecek Moldova? Vuracaklar mı? Evet, vuracaklar. Daha 20 dakikalık bir süre var önümüzde. Telaşa kapılmadan sakin bir şekilde oynamamız lazım. Maça çok güzel başladık değil mi? Evet, ilk yarıya da çok iyi başladık. Ama sen de az önce söyledin, şu dakikalarda çok fazla penaltı vermeye başladık. Yani yedekten giren oyuncularımız... Penaltılar da hep offside kaynaklı. Evet. Ne demek bu? Demek ki zamanla pozisyon alamıyoruz. Evet, takım halinde o savunma pozisyonumuzu alıp o çizgimizi oluşturmamız çok önemli. O yüzden hani yedekten giren oyuncularımızın da bu aynı konsantrasyonla sahada olmaları çok önemli. Ve penaltı başarılı. 16-14'e getirmiş oldu Moldova skoru. Yani rugby'de savunma yapmak gerçekten yorucudur. Oyuncuyu yorar. Biz de bir süredir savunma yapıyoruz daha çok. Ya bir de mücadele yapmadan bile yoruluyorsunuz. Yani darbe vurmasanız bile o pozisyon alma, geldi mi gitti mi, adamı mı yerleşme aldım. Yerleşme süreleri vesaire. Evet, karşınızdaki adamı şey yaparak da 16-14'e getirmiş oldu Moldova penaltı sonrasında skoru. Çok önemli ve yorucu da, hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak da oyuncu. Aynen. Yorucu, artık daha hücuma geçmemiz lazım. Bu arada maç hala ortada, hala değişen bir şey yok, dengeli gidiyor. Sakin oynayıp. Maçı saha, yani Moldova sahasına yıkmamız lazım. Orada oynanması lazım oyunun. Orada iyi sıyrıldı. Igor Misin kaptan. Tekrar oyunda. Şimdi 7 numara Kristin Buzenko verdi. Sergiu Morosanu çıkarttılar. Orada bir bayrak var. Top dışarıya çıktı. Line out. Milli takımımızın olacak yanlış görmediysem. Yan hakem milli takımımızı gösteriyor. İlk yarının son anlarında da, işte oyundan birazcık düştüğümüzü söylediğimiz anlarda da oyun çok fazla bizim yarı sahamızda oynanmaya başlanmıştı artık. Daha fazla savunma yaptığımızın, yani hataya daha müsait olduğumuz pozisyonlarda oyun oynanmaya başlanmıştı. Şu dakikalarda da birazcık öyle. Bir hareketlenmemiz lazım. İşi forvetlerden, senin de hep söylediğin gibi, birazcık daha backline'ın üzerine yıkıp oyunun daha açılması ve daha geniş alanda bu oyunu oynamaya başlamamız lazım. Buydu. Oyunu geniş alanda oynamak. Forvetlerin backleri alan yarattığı, alan hazırladığı bir oyun planı. Yani burada bitirici vuruşu backlerimizden bekliyoruz. Ki ama tek try'ımız da Mahir'den geldi. Forvetler ekstra iş yükünü. Ben de bütün kariyerim boyunca bir hooker olarak oynadığım için hookerlara her zaman sonuna kadar destek, onu da tebrik ediyorum buradan. Pozitif ayrımcılık var yani. Tabii aynen. Orada onlar her zaman var bizde. Burada bir mol yapacağız ve penaltıyı kazandık. Çok güzel. Güzel bir line out. Üzerinde molümüzü kurduk. Hızlı oynayacağız. Kerim verdi. Hepsinin offside'da olmasını değerlendirmek istedik. Evet, avantajı aldık. Güzel bir karar geldi Kerim'den burada. Başlattı Oğuzhan'dan Ömer Faruk. Ömer Faruk yakalandı. Ve high tackle, kart gelebilir mi? Kartın rengini görelim. Sarı kart. 10 numaralı oyuncu Mihail Diakon. Evet, şimdi bir avantaj daha var. Artık son 15 dakikadayız. Hani Mihail oyuna tekrar girdiğinde 5 dakika kalmış olacak. Bu arada Ömer'in... Yerdeki Ömer mi? Evet. O high tackle pozisyonu. Aynen. Time off mu? Ömer kalkıyor. Alkışlar. Evet. Hadi be çocuklar. Şu dakikaları iyi değerlendirelim. Yani bu maçı burada galibiyetle kapatmamız çok önemli. Sen de bahsettin. Sadece grup birincisi
Hani o eleme playoff oynayabiliyor. O yüzden kazanmak zorundayız yani bu maçı. Ama ya bir de biliyorsun hani kötü bir kick. 15 lira milli takımımızın kick. Hani uzun süreli bir negatif grafiği var. Bu grafiği değiştirmek de bizim oyuncularımızın elinde. Bunun için imkanımız da var, o yetenekli oyuncularımız da var, çalışma şartlarımız da var. Yapabiliriz, bu grafiği değiştirebiliriz. Bu arada Moldova kiki ya inanılmaz. Topun oradan çıkmış olmasına akıl sır erdiremedim. Yani maçın başından beri çok fazla penaltı avantajımızı dışarıya atamadık. Top saha içerisinde kaldı. Gerçekten. Ve bunların bize geri dönüşü oluyor. Üst üste kazandığımız oradaki penaltılarla hani Kerim hızlı oynadı. Çok güzel ikinci avantajı kazandık. High tackle'ı da aldık. Artık dışarıya atabiliyor olmamız lazım onu. Hani garantiye gitmemiz lazım. 5 metre daha geriye vurup o line out'u evet. almamız lazım evet. yani. Çok güzel, güzel line out. Mehmet. Mehmet. Bravo. Mehmet'ten harika hareketler. Hızlı oynadık. Kerim. Bak, şu anda verdi çıktı, Ömer Faruk'a. Ensar ayağa kaydı ama hala ayakta. Yani topu Kerim. Kalabalık alana taşıdık, olmadı. Şimdi bakalım karar ne olacak? Avantaj tek elle kesti pasımızı. Burada bir nakon kararı. Moldovalı oyuncunun topu almaya çalışırken Mehmet ileriye doğru çıktı. Mehmet line out'tan çıktıktan sonra çok güzel bir şekilde buraya yaptı. Hı hı. Devamında oyun kurucumuz hiç zaman kaybetmeden topu oyuna devam ettirdi. Hı hı. Açık alanda dikkat ettiyseniz sol tarafta sahanın boş bir alan vardı ve beklerimiz de yerleşmişlerdi. Ensar içeri kalabalık kırmak yerine dışarı devam etseydi çok ciddi bir tehlike yaratacaktık. Bunlar tabii oynaya oynaya bu seviyede tabii. bu tarz maçlara çıka çıka oyuncularımız orada için ayağı de... da kaydı, bir talihsizlik yaşadı. Şimdi scrum'la beraber oyunu tekrardan hareketlendireceğiz. Rugby Europe Konferans Ligi C grubunun ilk maçındayız. Tekrar söyleyelim, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Milli takımımız Moldova karşısında 16-14'lük geride. Ama artık son 12 dakika, 13 dakikalık bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirmemiz lazım. Moldova'da bir kişi eksik. Zaten şu an beklerimizin dizilimine baktığımızda kör kanattaki Burak'ı da dışarı aldık. Mert çok güzel sayısal çıktı orada. Sayısal bir üstünümüz var açık alanda. Umarım topu kaybetmeyiz. Evet, oynat abi. Devam. Şimdi Ömer Faruk'tan Ensar. Aykut'a çok güzel verdi. Aykut aradan geçti. Verdi Mustafa'ya. Mustafa içeriye doğru çok güzel bastı. Hemen orada desteği geldi. Top oradan nasıl güzel. Çıktı? Ve penaltı bizim. Bravo. Scrum sonrası çok güzel bir oyun. Aykut araya çok güzel girdi. İki kişinin arasından line break'i yaptı ve çizgiyi kırdı, yani Türkçe söylemek istersek. Çizgiyi kırdı ve bize çok güzel alan kazandırdı. Şimdi penaltıyı nasıl yapacağız? Evet. Line out'a doğru vuracağız. Umarız artık bu çıkar. Yapma. İnanamıyorum. Neden böyle bir vuruş yaptığımızı anlam veremedim gerçekten. Şimdi 22 drop out denen bir vuruşla, yani 22 metresinin içerisinden Moldova takımı topu bize doğru vuracak ama yine çok önemli bir avantajı kullanamadık. Topu dışarıya atamadık. Geliyoruz, sonuçlandıramıyoruz. İnanılmaz. Çok kötü bir vuruş geldi. Aykut. Evet. Orada evet. Top canlandı. Ben de bir an ne diyeceğimi bilemedim. Bakalım hakemin kararı ne olacak? Evet, nakon, top bizim. Bravo. Güzel bir yerden scrum kazandık. Buradan hadi artık sonuca gitmeyiz. Evet, artık hadi bunları artık değerlendirmemiz lazım. Buradan bir try çıkarmamız lazım. Topu yıktık Moldova yarı sahasına. Buradan bir try çıkarmamız lazım. 14 kişili Moldova karşısında. İkinci yarının artık son 10 dakikasının içerisindeyiz. 10-11 dakikalık bir süre var. 16-14 gerideyiz. Ama baskımızı kurduk. Üst üste hataları zorluyoruz Moldova'yı ama bu hataları pek değerlendiremediğimiz dakikalardayız. Scrum hareketlendi. İki tarafı da oynayabiliriz. Faruk sağa doğru kaydı. Evet, Kerim. Kerim rakibinden sıyrılmak istedi. Tackle geldi orada. 9 numaramız yerde. Forvetler alacaklar. Pikengo ile oynayacağız. Mehmet Dumrul. Moldova savunması
izin vermedi ona. Kerim tekrar kalktı. Hakem oyna dedi. Kerim Ömer'e doğru açtı. Ömer sıyrılabilecek mi? Topu kaybetti orada. Bakalım Nakon kararı. Ömer'den bir Nakon geldi. Ömer de öncesindeki pozisyonda kontağı almamamız gerekiyordu. Topun canlı kalması gerekiyordu ki kontağı orada Kerim aldı. Kerim'in orada elinden çıkarması gerekiyordu ki oyunun akmaya devam etmesi için. Baskımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık bir 4 dakikalık süresi daha var. Moldova'nın cezalı oyuncusunun oyuna dönmesi için bu 4 dakikayı değerlendirmemiz lazım. Şu an süre durdu yine. Bir süre durdu. Yanlış görmediysem Sergio Morosano var orada yerde ya da Nichita olması gerekiyor. Biz de biraz uzaktayız. Son artık 10 dakikanın içindeyiz. Çok heyecanlı gerçekten. try yapacağız demiştik ikinci yarıda. Kesin bir try buluruz demiştik. Try'ı bulduk. Ama artık maçı da kazanmamız lazım. Ya ama seninle birlikte her pozisyonda böyle heyecanla ayağa kalkıyoruz. Şimdi oldu diye. Ama en azından kursağımızda kaldı. Şey de çok önemli. Şu anda 14-16 skor. Yani evet, bir penaltı, bir hani field goal, alan golü mesafesindeyiz. Kesinlikle. Yani bu işi böyle 77'lere, 76'lara kadar oralarda döndürüp şuralarda kazandığımız bir penaltıyı olumlu çevirirsek yine maçı kazanacağız. Aynen öyle. Maç şu an ortada. Dediğim yani gibi buralarda 3 puanlık vuruş. Aynen. Baskıyı sürdürmemiz çok önemli. Onları hataya sürüklememiz çok önemli. Bu penaltıları almamız lazım. Halen avantajımız devam ediyor. Oyuncuların cezası nedeniyle kenarda. Oyun sürüyor. Zaman da sürüyor şu anda. Scrum. İttik. Ve ama Moldova hiç beklemeden başlattı o yüzden. Adam ileriye doğru. Mustafa. Aa, Mustafa da bu arada Oğuzhan'ın yerine 15 numaraya geçti. Lazım Mustafa. Mustafa bütün takımı aktife evet çok evet. Güzel. Adam tekrar geriye doğru gönderdi. Kerim aldı. Kerim ve offside. Çok güzel. Çok güzel. Kerim hızlı oynar. Çok sever bu pozisyonları. Kemir içeriye doğru bastı. Verdi pasını şimdi Mert. Döndü sola. Etem, o da aldı tackle'ını. Şuralar çok önemli. Hadi bu pozisyonu iyi oynayalım çocuklar. Güzel, dışarıda yerleştik. Kerim, ama orada Mehmet elinden kaçırdı. İnanılmaz. Yumruklamak istiyorum buraları. Gerçekten. Yani rakip 22 içerisindeyiz. Açık alanda backline'ımız yerleşmiş durumdaydı. Neyse. Top geldi tekrardan Mustafa'ya. Mustafa'dan Burak'a. Burak oynayacak çok ama çok da oynamamak lazım buralarda. Hadi savunalım. Top kaybı olabilir. Bakalım ne olacak orada. Breakdown'dan ne çıkacak? Top bizde kaldı. Çok güzel. Ömer geriye doğru düştü top. Aykut da. Hadi arkadaşlar şu topu temizleyip vuralım ileriye doğru. Ve top kaybı. Korktuğum oldu. Top kaybı geldi. Yani maçın başından beri söylüyoruz. Duymuyor musunuz arkadaşlar bizi? Şu topları vuralım, oynamayalım şuralarda. Bakalım burada Moldova nasıl kullanacak? Yani ikinci yarıda da bu bence arada vuracaklardır. Evet, rüzgar da onlar iyice da yoruldu, bir kişi eksik oynuyorlar. Rüzgar da iyice etkisini düşürdü. Aynen, yani hani aynen. Rahat bir şekilde vurulabilecek noktalardayız artık yavaş yavaş. Ama line out oynuyorlar. Sevinmedim desem yalan olur. Evet, line out'a attılar. Ama buradan tabii bir try çıkartabilirlerse maç için, yani az önce seninle beraber çizdiğimiz senaryoların en kötüsü olacaktır herhalde. Bir try yemememiz lazım kesinlikle. Yani ya bir penaltı ya da bir try sayısı mesafesinde tutmamız lazım Moldova'yı. Bakalım line out'tan nasıl faydalanacaklar. Bu arada oyun durmuş. He, çünkü yerde yine yatan bir oyuncu var. Aynen. Zamanı durdurabiliriz ama burada. Artık son 6 dakikanın içindeyiz. Moldova 14 kişi.
10 numaraları Mihail Diakon kenarda. O bütün oyuncu değişikliklerimizi Yusuf Can dışında yaptık. Ya ikinci yarıda takımımız gerçekten yine ikinci yarıya da ilk yarıya olduğu gibi sanırım çok iyi başladı. Sonra Ukbe girecek oyuna. Bir forvet değişikliği daha olacak. Evet, Ukbe de var kenarda. 16 numaralı değişmeyen formasıyla. Değişmeyen forvetimiz kim kaldı? Mehmet Kılıçkaya var. Bir de Mehmet Dumrul sanırım oyunda. Evet, aynen. Çok önemli bir pozisyon. Hadi bu line-out'u çalalım. Hadi bunu çalalım. Jumper'larımız. Ahmet Eren'i geri gönderdik. First row'a geldi. Bravo. Burada güzel durduk. Ve evet, izin vermedik ama güzel çıkarttılar aradan. Yine tekrar kurmaya çalışıyorlar. Evet. Güzel. Çok geç güzel. Tane, buradaki molü çok iyi savunduk. Hadi şimdi çizgi savunmasında sıra. Evet, orada ve çal lan. Güzel. Evet. Nakon geldi. Çok önemli bir savunmaydı. Gerçekten çok önemli bir savunmaydı. Moldova'nın buradan çıkartacağı bir try artık maçı bitirebilecek bir noktaya getirecekti neredeyse. Önemli bir savunma milli takımımızdan. Önce mollerini durdurduk. Ki zordur. Aynen. Yere düşmelerini sağladık. Ardından da Nakon'a sürükledik onları. Bakalım Oğuzhan kenara geliyor mu? Evet, Oğuzhan geliyor. Oğuzhan kenarda. Ukbe girdi şu an. Ukbe girdi. Oğuzhan Trendes. O da Kadıköy Rugby'nin oyuncusuydu. Bu dakikaya kadar o da çok mücadele etti. Ve yerini Ukbe'ye bıraktı. Eskişehir Anadolu Lions takımından, o da 1997 doğumlu. Scrum'larımız ikinci yarıda da ilk yarıda da iyiydi. Evet. Yani scrum konusunda hep iyiydik bugün. Problem yaşamadık. Aynen, hiç problem yaşamadık hem savunmasında hem hücumunda. Scrum'dan top çıktı Kerim. Kerim Ömer'e verdi. Orada arkadaşlar yapmayın. Bakalım. Düdük geldi. Karar ne olacak? Bir kafa kafaya çarpışma mı var? Ya lehimize bir penaltı düdüğü bence bu. Ya da hakem oyunu durdurdu mu? Kafa çarpışması bir sebebiyle. Tekrarı izleyelim. İşte scrum'da first roll'lar hemen kalkmışlar. Ömer'in orada top omuzuna geliyor, canlanıyor. Bu da bir Ensar, hani rugby tabiriyle hospital pass. Yani hani demiş ki Ensar'a al sen uğraş. Hani al kardeşim, sana küfür gibi bir pas. Ve yani try çizgimizin neredeyse bir metresinin içerisinde. Neyse ama burada top bizde. Bir sıkıntı yok. Hala sanki teple başlayacağız. Evet, hala 16-14 skor, bir penaltı mesafesindeyiz. Hani öncelikle ilk olarak topu Moldova yarı sahasına bir götürmemiz lazım ve orada da onları hataya sürükleyip artık bu maçı alıp kopartmamız lazım buradan. Neyi beklediğimizi Moldova'da anlamaya ne çalışıyoruz oldu? Biz de gözlemciyle yardımcı hakem ve oyun hareketlendi. Evet. Aferin Orhan. Orhan güzel sürükledi. Temizleyelim arkadaşlar. Ah. Ve top kaybettik. İzleyelim tekrarını. Orhan yere düştü. Topu sunamadı. Sonrasında topu bırakmadığı için herhalde vuracaklardır artık. Eğer ki bu sayı olursa maçın geride kalan bu son 5 dakikalık artık süresinde bir try yapmak zorunda kalacağız. Evet, tek şansımız try yapmak. Aynen öyle, artık try'a kaldı. Ya ikinci yarıya da ilk yarıya olduğu gibi çok iyi başladık. Ama dakikalar geçtikçe
O yani momentumu yavaş yavaş yine Moldova'ya kaptırdık. Ya yani Moldova'da gerçekten ikinci yarıda hani çok da öyle bir şey rugby oynamasa da bir şekilde önde kalmayı başardılar ve başarılı bir field goal'dan sonra yani alan golünden sonra 19-14 öne geçmiş oldu Moldova milli takımımız karşısında. Son 4-5 dakikalık sürenin içerisindeyiz. Ya hala bitmiş hiçbir şey yok. Yani bir try daha yapabiliriz. Ve bu maçı alabiliriz. Milli takımımıza güveniyoruz burada. Bu seyirciler de desteğini sürdürüyor. Moldova yine sahada 14 kişi. Kenarda bir oyuncuları var cezalı. Bu şimdi ikinci yarıda çok fazla bu avantajı yakaladık. Ancak ne kadar verimli kullanabildik. Şimdi Adam çok iyi girdi araya. Mehmet'ten de sıyrıldı. Ömer onun da tackle'ını kırmış oldu. Sola doğru açıldı şimdi oyun. Christian Chebotari aldı. İnanılmaz bir mesafe kazanmış oldu burada Moldova. Birazcık düştük şu pozisyonda oyundan. Kristin Buzenko. Savunmamız. Orada yerde de oyuncularımız var. Şimdi kickle oyunu try çizgimize doğru gönderdi. Burak bir tehlikeli pas daha Mustafa'ya, Mustafa'dan Kerim'e. Kerim çok tehlikeli yerlerde çok tehlikeli işler yapıyoruz yine. Hakemin düdüğü işte izliyoruz. Yani Burak yani bu maçla ilgili ve 22 drop out'la oyunu 5 metre scrum sanırım. Ha scrum'la pardon. Yani şu gerideki topları oynamamamız lazım ya. Kendi ayağımızı sıktık yine. Yani o kadar yani sahanın bir ucundan bir ucuna kadar gidecek o pasın gönderilmesi neyse. Şimdi scrum'la oyunu tekrardan Moldova hareketlendirecek. Yani bizim süremize göre süre bitti 80'de. Ama tabii ki hani hakemle aynı zaman şeyinde gidemeyebiliyoruz bu noktada. Kaç dakikamız var tam olarak bilmiyoruz ama son anların içerisindeyiz. Evet, son birkaç dakika. Aynen tabii. Son birkaç dakikamız var. Şimdi Moldova scrum'ı evet top oradan çıktı. 7 numaralı Kristin çıkarttı ve try edik. Bizim aradığımız sırayı rakibimiz buldu. Evet. Maçın sonunda maça da noktayı burada koyuyor. 5 metrenin içerisinde bu scrum'ın karşısında orada eksik adam kaldık. Birazcık savunma yerleşiminde bir hatamız burada, oldu. 9 numara scrum'dan topla çıktı. İlk karşılaması gereken flanker oradaki. Skorda 24-14'e geldi. Flanker ilk karşılamayı yapmayınca savunma line'dan biri yükseldi. Hı hı. Rakip de boş kaldı ve sayıya ulaştı. Yani çok iyi götürdüğümüz bu oyunu son anlardaki şeyimizde ya belki de yani oyuncu değişikliklerinden sonra aynı o takım olabilme şeyini sağlayamamış olabiliriz. Birazcık özellikle işin savunma tarafında da evet. O organizasyonu oluşturmakta, o oyuncu grubu organizasyonu oluşturmakta birazcık zorlandı gibi. Çok fazla penaltı verdik. Adam paylaşımında sıkıntılar yaşadık. Ve bu da Moldova'ya sürekli yeni şanslar tanımış oldu evet. Bu tarafta. İkinci yarı içerisinde bize de çok fazla şans geldi. Evet. Biz de çok fazla penaltı kazandık. Ama dışarıya atamadık. Çok fazla topları. Sarı kart gören oyuncu oldu. Neredeyse ikinci yarının tamamını 14 kişi oynadılar. Çok doğru söylüyorsun. Bu avantajı kullanamadık mesela. Ya, ataklarımızı bir yere kadar getirebildik. Ya, sonuçlandırma noktasında sıkıntılar yaşadık. Skorun 17-14 olduğu sürede 3 yani yanlış saymadıysam 3 ya da 4 tane line out'a atamadığımız penaltımız var. Tabii 16-14'tü her şey bir toptaydı fark. Bu arada conversion da başarılı 26-14 oldu Moldova. Aradaki farkı biraz daha açıp artık hani
iyice rahatladı desek yanlış olmaz bu tarafta. Ama hani evet, şu anda bizim de birazcık burada zaferle beraber modumuz da düştü. Ama hani maçın tamamına baktığımız zaman işin geleceğini düşündüğümüz noktada çok ümit vaat eden bir milli takımımız var. Çok güzel bir oyuncu grubumuz var bu tarafta. Hep söyledik, hem tecrübeli hem genç oyuncuların güzel harmanlandığı, yurt dışından gelen, yurt dışında yaşayan, rugby hayatını orada sürdüren oyuncuların önemli destekleriyle beraber, Türkiye'deki oyuncularımızla harmanlanmasıyla beraber güzel bir kadromuz var. Hani geleceğe dair ben asla hani böyle depresif bir tarafta değilim. Yok, kesinlikle olmamak lazım. Her şey çalışmakla alakalı. Tek ihtiyacımız olan çalışmak, oyunu öğrenmek. Hı hı. Milli takımımız grubunun ikinci maçını Bulgaristan'la oynayacak. Sofya'da oynayacağız o maçı. Hemen burada sonunda. Tarihine bakayım. 28 Ekim'de Sofya'da oynayacağız. Bir kısa bir aradan sonra milli takımımız yine kampa girecek. Evet. Bulgaristan maçının hazırlıkların için bu tarafta. Bulgaristan maçının kampı yine Edirne'de olacak. Karayolu yolculuğuyla birlikte Bulgaristan'a geçilecek. Muhtemelen 10 günlük bir kamp yapacaklar. Orada da hani takımın tabii ki buradan böyle çok böyle moral bozukluğuyla ayrılmayacağını düşünüyorum. Ve hani ikinci kampa yine aynı hırsla şeyle devam edip ya burada maç bitmeden bir try daha bulmak en azından o işin moral tarafında bize çok şey sağlayacaktır. Katkı sağlayacaktır. Son bir line out, son bir try çok değerli bu tarafta. Ensar'ın bakalım vuruşu. Güzel. Line out atabildik. 22'lerinin içerisinden. Ya maçın son oyunu da olabilir bu arada. Final play de olabilir. Hadi buradan bir try çıkartalım ama ya. Hani sayıyla bitirelim. Öyle yüzümüz gülerek böyle omuzlar düşük bitmesin bu maç. Ya bunu bir taraftan kendim için de istiyorum tabii ki de. Mehmet. 6 kişiyle, 7 kişiyle line out'tayız. Güzel. Ahmet Eren çeldi orada topu. Breakdown'da topu. Bakalım. Aldık. Kerim Mehmet'e verdi. Mehmet, o da 80 dakikadır çıkmadan oynayan tek forvetimiz. Mert'le beraber. Geriye doğru düştü top. Ömer Faruk, Ethem'e doğru. Bir forward pass. Top kaybı oldu. Moldova topu olacak. Ethem orada Mustafa'ya atmaya çalışırken biraz forward bir pas oldu. İleriye doğru yani attı pası. Şu pozisyonu izlerken bir yandan tribündeki seyircilerin reaksiyonlarına da bakıyordum. Herkes bir anda ellerini başında kavuşturdu. Evet. Ah be. Evet, o benzer duygu hepimiz yaşadık. Şimdi Moldova scrum'ıyla oyun tekrardan hareketlenecek. 26-14 gerideyiz. Hani bizim scoreboard'umuza göre zamanlama tabii ki bitti. Ama hakemin son durdurduğu, başlattığı şeylerde kaç dakikamız var? Onu tam olarak bilemiyoruz ama son anların içindeyiz uzunca bir süredir. Şimdi scrum'ı güzel ittik ve kazandık. Evet, hızlı mı oynarız? Kerim hızlı başlattı ama hakem durdurdu. Yerinden kullanılmadığını söylüyor. Evet. Şimdi bir line out daha oynarız. Vurmayalım bence. Evet, Ensar burada line out'a doğru atacak. Güzel bir pozisyondan. Evet, aynen öyle. Try çizgisine neredeyse bir 10 metrelik bir mesafeden şimdi line out'umuzu kullanacağız. Az önceki olmadı. Bu seferkini umarız ki milli takımımız başarılı bir şekilde bizi try'a götürecek bir oyun yapabiliriz buradan. Mehmet kullanacak yine line out'umuzu. Biraz inişli yani çıkışlı bir line out performansımız var bugün. Aradaki sayı farkı defansif puan için de önemli diyebiliyorum. Evet, Mert. Güzel oynadık. Ensar Ömer'e verdi. Ömer Mustafa'ya. Orada bir anlaşmazlık. Mustafa topu beklemiyordu. Moldova oyunu olacak.
Ömer de biraz ikinci yarıda düştü, yoruldu. Belki onun da bir yedeği olabilseydi, onu da belki bir hani ikinci yarıda bir taze kana ihtiyacımız var gibi geldi işin on numara tarafında. Şimdi line out'la oyun tekrardan hareketlenecek. Yine milli takımımızın line out'u olacak. Evet. Artık son anlar. Mehmet gitti. Top öldüğünde oyun bitebilir. Hakem kenara bir uyarıda bulundu. 4 kişiyle line out'tayız. Kısa hızlı bir line out kullanacağız gibi. Geriye doğru açıldık. Ahmet Eren'e bir kısa pas. Orada Adam biraz futbol vari hareketlerle savunmanın arkasına topu doğru kaçmak istedi. Aldı. Gerçekten hani yapılmayacak her şeyi yaptı orada. Penaltı milli takımımızın. Line out'a vuracaktık. Teple baş... Yok, vuruyor. Yok, vuracağız. Yani teple başlamamızın hiçbir mantığı yok bence zaten de şu noktada. Ensar. Yarı sahadayız. Yarı sahadayız. Uzunca bir süredir hani son bir try bekliyoruz milli takımımızdan bu tarafta. Mehmet trey kullanacak. Line out kullanacak. Burada güzel çaldı Moldova takımı. Forvetleriyle beraber. Radyon Nazarko orada topla beraber müdahaleyi aldı. Şimdi Mihail Diakon uzaklaştırdı topu. Burak istediği gibi yakalayamadı topu. Geriye doğru sekti. Moldovalı oyuncu 23 numaralı Vitali Bulat orada yakaladı ve try'i yapmış oldu. 31-14'e geldi burada skor. Oradaki yüksek topu karşılamakta sıkıntı yaşadık. Elimizden seken topu Moldovalı oyuncular takip etti. Burada işte 23 numaralı, o da sonradan girdi oyuna, Vitali Bulat. Güzel bir takip yaptı ve farkı da 17 sayıya çıkarttı. 31-14. Burak'ın da ikinci yarıdaki özellikle performansı birazcık hani çok istediğimiz seviyede değildi. Yani genel olarak maç boyunca backline'ımızdan istediğimiz katkıyı alamadık. Evet, yani forvetlerin ben üzerine düştüğünü yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ama backline gerekli katkıyı veremedi. Evet, çok fazla handling hatası yaptılar. Evet ya, böyle araya girişlerde güzel arada oyunlar yaptık. İşte pop paslarla girdik, line break'leri yaptık ama böyle oyunun geneline yaydığımız şeyi alamadığımızı söylesek yani yanlış olmaz. Yani yaptığımız try dışında ki line break'lerimizde hani herhangi bir support koşusunu hatırlıyor musun sen? Yani evet, orada onlar zaten çok önemli ki o oyunun devamını sağlayabilmek aynen için öyle. Oradaki hani support zaten hani destek dediğimiz şey bu arada. Conversion'da başarılı. 33-14 maçın son düdüğü de geldi. Ve maçın da son düdüğü geldi. Milli takımımız 15'li rugby milli takımımız Rugby Europe Konferans Ligi C grubunun ilk maçında Moldova karşısında 33-14'lük bir mağlubiyet aldı. Yani önce Zafer senden bir maçın genel bir şeyini alalım. Sonra da ben son birkaç bir şey söyleyip yayınımızı kapatalım. Maç öncesi yapılan analizlerde Moldova takımının kuvvetli bir forvet hattı olduğu görülüyordu. Ancak bizim forvetlerimiz üzerine düşeni yaptığını düşünüyorum ben. Yani maç boyunca forvet oyunlarına karşı reaksiyon verdiler. Sadece ikinci yarıda az başlayan forvetlerimizin yerine girenlerden sonra bir düşüş olmuş olduğunu hissediyorum. Hı hı. O dönemde zaten çok fazla penaltı verdik rakibe. Kesinlikle. Yani backline'dan istediğimiz katkıyı alamadık. Oyunumuzu olgunlaştırma aşamasında top onlara geldiğinde planlanan oyun planı uygulanamadı. Hı hı. Ve sırayla sonuçlanmaması atakların zaman ilerlemesiyle bizleri ümitsizliğe düşürdü ve hani oyunu oynuyorsunuz, bir anda rakibiniz bir şey yapıyor,
ve oyun kırılabiliyor. Evet ya, yani o 16-14 iken çok uzunca bir süre biz burada hani ama penaltı ama try bulmak için çok baskı yaptık, çok fazla oynadık ama oradaki onu sayıyla tamamlayamadık. Yani oyunun geneline baktığımızda hani inişli çıkışlı, umut vadeden ama geliştirilmesi gereken çok fazla pozisyonumuzu evet. gördük. Ama geneline baktığımızda 15'li rugby milli takımımız çok güzel bir mücadele koydu bugün sahaya. Hepsini tebrik ediyoruz bu taraftan. Mağlubiyetle kapatmış olsak da sorun değil. Buradan hepsini tekrardan tebrik ediyoruz. Bahsettik, gruptaki ikinci maçımız 28 Ekim'de Sofya'da Bulgaristan'la beraber olacak. Burada artık yayınımızı ufak ufak sonlandıracağız. Zafer, çok teşekkür ederim burada. Ben teşekkür ederim. Bizimle beraber hani bu maçı anlatmamda bana yardımcı olduğun için. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Çok teşekkür ederim. Tekrardan Zafer Eray'la beraber ben Gökbey Karataş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Rugby TV kanalımıza abone olmayı, yayınlarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı herkesi bekliyoruz. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.